Şimdi hepiniz hoş geldiniz önce. Atina okulu freskini daha evvel 1+1=1 başlıklı derste kısmen incelemiştik. Yani orada bazı atıflar yapmıştık. Ama bu sefer sadece bu freskin içinde kalacağız. Tabii anlatırken iki aşamalı anlatacağım ister istemez. Bir tanesi Panofsky'nin yöntemiyle terimlerini kullanacak olursam, önce bir tablonun, bir sanat eserinin, bir heykelin, hatta bir mimari değeri olan bir yapının ya da bir çanağın, çömleğin önce ikonografisiyle başlanır. Türkiye'de eksik olan esas itibariyle budur. Mimaride mesela en büyük sorunlardan biri budur. İkonografi. İkinci aşaması da ikonolojidir. Dolayısıyla ikonografi nedir? Burada ne var? Yani burada fenomeni nedir bunun? Özü nedir demiyorum. Öz sorusu, yani sanat yapıtının özü sorusu ikonolojik olarak cevaplanabilir. Ama sanat yapıtının fenomeni nedir diye sorarsak ikonografik olarak. Yani diyelim ki Platon'un üzerinde ki kıyafet bu tablonun özüne bir katkı sağlıyor olabilir mi ya da bu freskin? Yani ne renk görüyorsunuz? Platon'u göstereyim şu zat. Turuncu iç elbisesi. Efendim? Şey gibi değil mi? Ben mi yapıyorum onu? Yok ben yapacağım. Evet. mor gibi. Şimdi emin misiniz? Biraz kırmızı. Yani belki bu internette renklendirmişlerdir. Üzerinden geçmişlerdir. Yani bu fresk 1510 tarihli, 1509-1511 tarihli. 16. yüzyılın başı 21. yüzyıldayız. Acaba bu renk üzerine ben öyle yaptım, sonra onu alıp biraz köpürttüler. Yani benim de istemeden neden olduğum bir şey, söylence ortaya çıktı. Şöyle mora çalıyor. O havanın rengi olsa, kırmızı ateşin rengidir. Aristo'nun üzerindeki mavi, alttaki kahverengi. Dolayısıyla mavi suyu, kahverengi toprağı, kırmızı ateşi, mor da havayı sembolize ederse, bu anasır-ı erba diye bilinen dört element, dört unsur klasik fiziğin Empedokles'ten beri, hatta Thales'ten beri gelen dört unsuru burada vurguluyor olabilir mi? Biri niye Platon'da hava ile ateş, niye Aristoteles'te suyla toprak? Çünkü suyla toprağın yönü aşağı doğrudur. Aristoteles'in eliyle uyumlu olarak aşağıyı, doğayı gösteriyor. Ama Platon'un ateşin ve havanın yönü yukarıya olduğu için göğü gösteriyor. Mesela yakışıklı şey bir yorum değil mi? Ama bu ikonolojik olarak bu yorumu yapabilmeniz için ikonografik olarak hakikaten mavi suyun rengi midir mesela? İki, mor havanın rengi midir? Şimdi bir, bunları sabitlememiz lazım ikonografik olarak. İkonografi işin malumat kısmıdır. Fenomenine ilişkin bilgidir. Yani
Orada yorum girmez. Bu söylediğiniz, yaptığınız açıklamaları kanıtlamak zorundasınız. Ben diyebilirim ki Platon'un ünlü Şölen Sempozyum diyaloğunu okursanız kırmızı aşkı sembolize eder. İlahi aşk bilen diye köpürsem gitsem. Ama kanıtlamam gerekir değil mi? Bir kere bu kırmızı mı? Mercan kırmızısı mı? Gerçekten kırmızı mı? Turuncu mu? Bunu kanıtlamam gerekir. Aslı nasıl acaba? Dur bakayım, Aslı ile ilgili bir ayrıntı. Bir sonraki ne? Bir sonraki şey. Bak orada arkası dönük bir adam var. Aslı'nı görmüş. Şu biraz aşağı in. Bak şurada, evet. bu adam görmüş. Ama aslına dayanarak acaba o renkleri aradan 500 yıl geçmiş. Şimdi dolayısıyla dersin birinci bölümü, tekrar dönelim. İkonografik olarak metnin sanat yapıtının teknik fenomenine ilişkin bilgilerimizden kanıtlayabileceğimiz, emin olduğumuz bilgilerinin bir derlenip ortaya konması, ondan sonra uçuş kısmı yorumcunun kişisel ilgileriyle alakalıdır. Ben burada Atina Okulu'na öyle bir anlam veririm ki bu Dücane Cündoğlu'nun kişisel duyarlılıklarıyla irtibatlı olur. Ben Platoncuysam Aristoteles'i burada kötü gösterebilirim, kötü yorumlayabilirim, olumsuz yorumlayabilirim ya da tersi. İkonolojide yorumcunun öznel duyarlılıkları devreye girer. Fakat kanıt ister mi, kanıt olabilir mi yorumda? Olmaz. Ama ikonografik bölümde önce fenomenle ilgili ayağımızı bastığımız zeminin sağlam olduğundan emin olacağız. Şimdi burada bir kısmı hem ikonografik olarak hem de ikonolojik olarak öznel bazı yorumlar dinleyeceksiniz. Bana sorsanız bunlar bana çok nesnel, objektif, kanıtlı bilgi olarak geliyor. Bana çok açık geliyor olabilir. Ama dediğim gibi yorumun ikna ediciliği ikonografik düzeyde olmaz. Yani ikonografik fenomenle ilgili malumatınız ne kadar geniş olursa olsun, metnin özüne ilişkin konuşmaya başladığınızda sizin öz bilginiz o fenomenle ilgili bilginizi belirler. Dolayısıyla tersi olmaz. Yani Rafael'in kendisi gelse hiç de öyle değil diyemez. Yani ben bazı filmlerle ilgili de öyle söylerim latife olarak. Yani Tarkovski'ye ne yaptığını ben anlatabilirim. Ya da Lars von Trier'e. O ne yaptığını benden daha iyi biliyor olamaz. Hangi düzeyde? Öz düzeyinde. O çünkü anlatmaya çalıştığı özü o sanatçı olduğu için sezgiyle anlıyor ve anlatıyor. Ama ben sanatçı olmadığım için dışarıdan bakan biri, bir yorumcu olarak o öz bilgisine diyelim ki sezgiyle değil, tümden gelimle ve tüme varımla, yani aklı yürüterek ulaşıyorum. Öz bilgisi benim deneyimlerle, benim o yapıtın çevresine ilişkin yorum gücümle belirleniyor. Dolayısıyla hiç ben onu kastetmedim ki demesi bir yönetmenin, bir ressamın, hatta bir müzisyenin ya da bir şairin esas itibariyle bir değeri yoktur. Şimdi o bakımdan önce ikonografik olarak yürüyeceğiz. Çok elverişli bir yapıt var elimizde. Onun hakkını vermemiz lazım. Bu Atina Okulu dendiğinde aslında akla Grek dünyası
yani felsefe geliyor. Fakat genelde bu konuda ciddi, çok ciddi yorumlar yok ne yazık ki. Ciddi incelemeler de yok. Onun nedenlerini tartışmayacağım. Ama böyle bir sorun var. Atina okuluyla ilgili biraz interneti karıştırsam neler bulabilirim? Ya da kitapları filan deseniz işte 3-5 şey çocuklara yönelik çocukça açıklamalar. İşte yani ciddiye alınabilecek bir şey yok. İşte buradaki Epikür'dür, şuradaki Pitagoras'tır, buradaki bilmem nedir filan gibi sıradan ikonografisi olabilecek en alt düzeyde çalışıyor. Ve yorum kısmına gelince, tabii felsefeciler böyle şeylerle uğraşmaz. Esas itibariyle. Yani bir felsefeci felsefe tarihini Raffaello'nun Atina okulundan hareketle anlatmayı denemez. Deneseydi elimizde metin olurdu zaten. Genellikle denemez diyelim. Ama sanat tarihçilerinde felsefe ile ilgisi ya yok ya da çok sınırlı, düşük seviyede. O yüzden buradaki simgeleri hem ikonografik olarak hem ikonolojik olarak genişletmeyi beceremiyorlar. Şimdi bir deneyeceğiz. Bu benim yazdığım, yazmakta olduğum, bunun bir kısmını tabii burada anlattıklarım yazmıyorum ama bir kısmıyla kaleme aldım ve yeni çağ felsefesinin öncesi olarak istifade ettiğim, yararlandığım bir yapıttır bu. Şimdi biraz büyütebilir miyiz? Yani yaklaştırarak ama şeyi kaçırıyoruz. Yaklaştır da sen nereye gitmek istiyorsan. Bir dakika. Biraz da asıl şeyini al. Yani ana boyutlarına gelelim. Çünkü kaçırmamalı lazım. Şu kapı gerçekten bir kapıdır. Yani bu şeyle, tabloyla alakası yok. Şimdi bu burada bir insan keşmekeşi var. Ama biraz okuduğunuzu, biraz ne olup bittiğini bildiğinizi düşünsek. Bu freske nasıl, yani sizin dikkatinizi çeken, önemli gördüğünüz, nereden başlayabilirsiniz? İster Vatikan'da olun, ister bu tabloyu duvarınıza böyle yansıtın. Ben kaç yıldır bunu seyrederim. Nereden başlarsınız? Yani ilk algınız nedir? İlk gördüğümde merdivenlerdeki... Ortadaki. Evet. Ne görüyorsunuz orada? Ya kim olduğunu bilmiyorum. Evet. Bu tabloyu daha önce görmedim. Acı. Başka? Sefalet mi? Sefalet ve acı. Duyamıyorum. Yokluk, sefalet. Hiç böyle sefil bir adama benziyor mu ya? Ya yaklaş, büyüt onu. Gel biraz da. Bak şurada bir kasesi var. Şu ayaklarda hiç böyle bir sefil, acı duyan bir adam var mı? Kaslarına filan bakın. Şimdi devamı biraz sağa gel. Biraz sağa gel. Şu iki arkadaşı görelim. Bu hiç dikkat çekmemiştir. Biraz in aşağı. İn. Şuraya bak. Solda. Evet. İn. Biraz daha. İn. Çık o zaman. Çık. Evet. Bakın şimdi şu hiç konuşulmamış iki figürdür. Mesela birinin el hareketine bakın. Birinin el hareketine bakın. Ayak hareketleri dahil. Bu çıkıyor, o iniyor mu, geri mi gidiyor belli değil. Bakın iki ayağına. Şimdi bakın, bu tüme varım yöntemi asla bir tablo, bir yapıt böyle yorumlanmaz. Ama şimdi normal amatör ve deneyimsiz okuma biçimlerinde resmetmek için söylüyorum. Yani yıllarca baksanız, hiç mübalağa etmiyorum. Yani ben Atina freskini yıllardır bilirim ve inceliyorum deseniz şu iki kişiyi fark etme şansınız %0'dır.
Çünkü yazılanları okuyun, bunları atıf yapan kimseyi göremezsiniz. Oysa biraz dikkatli bakalım. Şimdi sizce yukarıdakinin eli ve yüzü, beden dili bize ne gösteriyor? Tokat yemiş. Efendim? Tokat yemiş. Ya arkadaşlar çok yüksek yorum yapmanıza gerek yok. Bedensel olarak tokat yemekle anlayamadım bunun. Bu adam bak diyor ki şuraya bak diyor, şuraya. Ama bakın bunun ellerine, o da diyor ki buraya bak. Yani biri şunla ilgilenelim diyor, o bırak onu diyor, şunla ilgilenelim diyor. Sola gelirseniz bakın solda Platon ve Aristo var. Bakın el hizası, yüzü ve beden hareketi direkt şuraya doğru. Ama bakın şu eldeki çaresizliğe, şu hareketi durdurmaya yönelik. Ama bu ne olacak diyor. Şimdi işte ikonografi buradan hiçbir şey çıkmaz. Bu tür yorumları, bu metnin ikonografisini nasıl söyleyeyim, didik didik etmiş bir adam olarak ben bu ayrıntıları size gösterebiliyorum. Normal bir bilinç bu şeyle, resimle karşılaştığında, fresk olmasına rağmen biz bunu bir resim olarak yorumlayalım. Önce ikonografik temeli bilmesi lazım. Ne yapıyorlar? Yapılanı söyleyeyim. Buradaki ünlü Diyojen. Kinizmin, yani sinikler de deniyor. Kiniklerin o ünlü Büyük İskender'e gölge etme, başka ihsan istemem diyen bu ünlü zat. Tam tersine burada ne acı var ne bilmem ne var. Burada dünyayı umursamayan, kendi iç bütünlüğünü kazanmış. Dolayısıyla bakın kağıda tutuşuna ve göz atışına, bu sırada ayaklarına bakın. Kaçınız şu kas hareketiyle bir kağıda bakar? Şu kağıda bakma ne tür bir edadır? Sevginizden gelen mektubu, ne bileyim annenizden, babanın, bir asker ailesinden gelen mektubu böyle okur mu? Evet. Lütfen, ne diyormuş bakalım bu çocuklar der gibi. Benim rahmetli babamın öyle bir tarafı vardı. Babam kitap okurdu, yazardı da. Yani ben 10 yaşında daktilo kullanmaya başladım, babamın daktilosu. Evde kitapları da vardı filan ama genelde tasavvufi metinler okurdu. İşte hatırladım, Montaigne'leri filan severdi. Fransızcası vardı. Fakat bense tabii yeni yola başlamışım, saldırıyorum. Ne bulursam eve getiriyorum, okuyorum falan filan. Bana oğlum bu işler böyle olmaz, okumak falan filan, bu işin kabuğu, şeyi, hakikat, insan filan falan diyor. Dolayısıyla kitaplardan, hakikat satırlardan değil, sadırlardan öğrenilir filan tavsiyeleri bulunuyor. Ama ben onu bir iki defa kitap okurken yakaladım. Yani o hakikate de ermiş kabul ediyor biraz kendisini. Ne iş baba, hani bana kitaplı olmaz bu işler diyorsun ama sen de çaktırmadan okuyorsun diye böyle hinin baktım anlayınca hep şöyle derdi. Bir iki defa yakaladım. Benim bunlardan alacak bir şeyim yok derdi. Ama ne yapıyorlar bir bakayım. Yani şimdi Diyojen'in şeyi buradan bir şey öğrenmeye çalışan değil. Sadece ne yapıyor bakalım, ne yazıyor bu çocuklar, nelerle ilgileniyor. Şimdi eski haline getirelim. Öğrendiğinizde artık bu ikonografik bilgi şimdi size yorum yapma gücü verecek. Yani siz Diyojen'i, kinizmi, dünyaya bakışlarını, felsefelerini bilirseniz buradaki Raffaello'nun niye tam ortada bunu resmettiğini, ne bir anlam yükleyeceksiniz, doğru ya da yanlış. Şimdi ben devam ediyorum. Bu Fisagor, bu İbn-i Rüşd, bu Parmenides, bu Heraklit, bu Epikür, şu Sokrat,
şu Platon, Aristoteles, şu Plotinus deniyor, şu Batlamyus, bu Zerdüşt, bu da Öklit. Şu Rafael'in kendisi, Aples'i ünlü Yunanlı şey, bu Protogenes, Il Sodoma diye birinin yüzüyle çiziliyor filan. Şimdi bu tür malumatları aldığınızda, tabii ki bu Yunan felsefesi, felsefenin önemli figürleri burada resmedilmiş. Şimdi artık ortadaki şahsın ne anlama geldiğini, eli nedir bilmem ne filan diye konuştuğunuzda artık Platon'u okumanız lazım. Artık size eser hiç yardımcı olmaz. Yani sizde ikonoloji, yorum gücünü belirleyen sizin artık Platon, Aristoteles, Yunan felsefesi, bilim tarihi, felsefe tarihi bilginiz buradaki teknik yapıyla örtüşmesi lazım. Ama bu felsefe tarihi bilgisi de en nihayetinde ikonografinin içine girer. Yine ikonolojik değeri yoktur. Sadece gevezeliğe yol açar. Şimdi fakat dediğim gibi buradaki zaten yazılıp çizilenlere bakarsanız genelde de bunu yapıyorlar. Buradakiler kim? Şu Empedokles mi? Bu işte Zenon mu? O zaman bu Zenon'sa Parmenides, bu Hipetya mesela. Bakın bütün şey internet bununla dolu. Son İskenderiye kütüphanesi yakıldığında film de yaptılar. Buna Hipetya diyorlar. Yaklaştır onu şu genç kızı. Görebiliyor musun? Görüyorum. Gel 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 gel. Ya çok ciddi bilim adamları bile Hipetya döktürüyorlar. Yani kadın filozof. Fakat hiç kimse demiyor. Raffaello da yani 16. yüzyılın başında. Hipetya'yı kim, niçin önemsesin? Hipetya'nın bugün önemsenmesinin sebebi felsefe ve kadını bir araya getiren bir kimlik. Bu heyecan verici. Bugün modern dünyanın kadın bakışının ihtiyaç duyduğu bir şey bu. İskenderiye kütüphanesinin yakılması Hristiyanlar tarafından yakılmıştır. Bağnazlar tarafından. O yüzden aydın, hür bir bilincin, bir kadın bilincinin kütüphaneye sahiplenmesi, felsefeci olması filan falan günümüzün bütün duyarlılıklarıyla örtüştüğü için buna Hipetya. Ama ben diyorum ki o kadın değil ki. Bir felsefe çerçevesi içerisinde bir kadının yer alma olanağı var mıdır? Bugün için demiyorum. Bugün bence erkekleri koymamak lazım. Ama 1510'dan söz ediyoruz ve aşağı doğru gidersek Yunan sosyal şeyini yapısını, kadına bakışını, sınıfsal yapısını bilmeniz icap eder. Yani yurttaş, özgür yurttaş Yunan'da kimdi? Kim değildi söyleyebilirim. Kadınlar değildi, köleler değildi, çocuklar değildi. Dolayısıyla köleci bir toplumda kadınların bu manada böyle bir... Peki sizce şu kız çocuğu mu? Şimdi bu çok önemli. Bu lüzumsuz bir spekülasyon yapmıyorum. Leonardo'nun ünlü son akşam yemeğinde İsa'nın yanındaki Maria Magdalena mı kadın mıdır değil midir tartışması var. İsa'nın sevgilisi filan, Da Vinci'nin şifresi. Şimdi gel sağ tarafa. Peki şu kızı mı erkek mi? Şu ikisi. Değil mi? Bu? 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 Erkek. Ama şu ikisi kız olabilir. Oysa bu ayağına bakın. Çizmeleri. Mantova dükü
genç bir Mantova dükü, ikinci Federik bu aslında. Roma'ya gelmişken Raffaello onu model olarak kullanıyor. Nereden biliyor olabilirim? Çünkü elimizdeki en eski kaynak Michelangelo'nun yakın arkadaşı, onunla da çok övünür, Vasari vardır. İlk sanat tarihçisi kabul edilir. Vasari'nin Türkçe'ye de çevrildi. Sanatçıların yapıtları diye Rönesans'ın en büyük heykeltıraşlarının 15. ve 16. yüzyıldaki heykeltıraş ve ressamlarının eserleri ve yaşam öyküleriyle ilgili yazılmış ilk kitaptır. Yani Winckelmann kabul edilir sanat, ilk sanat tarihçisi. Ama Winckelmann bir yorumcudur. Fakat Vasari en eski kaynaklardan bir tanesidir. Dolayısıyla Vasari söylüyor. Vasari ellerini böyle açmış o delikanlı diyor. O sırada Roma'da olan Mantova dükü ikinci Federik'tir diyor. O yüzden Hipetya'ya geri gelelim. Hipetya içinde Raffaello'nun hemşerisi, burada Raffaello'nun çok hemşerisi var. Urbino dükü Francesco Maria del Urbino deniyor. Revere, pardon. Urbino dükü Francesco Maria olduğu söyleniyor. Onun resmini de getirdim, birazdan göstereceğim. Şimdi bakın, birdenbire bu kalabalık, ister kullanılan modeller itibariyle olsun, isterse buradaki simgeler kimi temsil ediyor, burada niye yer alıyor, bununla ilgili bilgilerimiz genişledikçe tabloya ya da yapıta ilişkin yorumlarımız biraz daha ayağı yere basar hale gelecek. Ama pek fark edilmemiş bir şahıslarla ilgili spekülasyonlar sürüyor. Ama bu freskin anlamına ilişkin aklı başında bir yorum bulmak güç. Hatta ben bile bunu bir kitap bazında çalışayım mı çalışmayayım mı diye de düşünüyorum. Şimdi mesela şuradaki şahıs Raffaello'nun kendisi. Onu göstereceğim. Bakın şurada. Niye burada? Ya ben dediğim gibi yıllardır bu freskle bir şekilde dikkatim içerisindedir. Bu soruya cevap veremezdim. Niçin burada ve bize bakıyor dikkat ederseniz. Yanındaki de ünlü Protogenes, ünlü ressam. Ve bakın tuhaf olan şu, bu Zerdüşt, elinde bir gök küresi var, yıldızlarla dolu. Bu da Batlamyus, elinde bir coğrafya küresi, dünya küresi var. Çünkü genelde onu da yanlış yorumluyorlar. Batlamyus büyük astronomdur. Astronom ama bak elinde gökyüzü küresi yok, gök küresi yok, dünya küresi var. Çünkü Batlamyus'un en büyük özelliği coğrafyacı olmasıdır. Küçültelim. Şimdi tekrar bakın. Buraya baktığınızda çok iyi bir araştırmacı size aklınıza hayalinize gelmeyecek ayrıntılar verebilir bu şeyle ilgili. Ama bu yine de sizin bu resmi yorumlamanızı sağlamaz. Gevezelik etmenizi sağlar. Döktürürsünüz. Bu kumaş işte bir Hint'ten geldi. Bu aslında İtalya'nın kuzeyinde, güneyinde bir köy var. Orada bilmem ne ipliğinden üretiliyor. 6 ay güneşte tutuluyor. Ondan sonra onu bilmem ne aşı boyasıyla boyanıyor, onu da iğneyle dikmiyorlar, taşla döverek falan dese, ikonolojik olarak bu metni
yorumlamamızı ne katkı sağlar? Şimdi demek ki ikonografi, yani teknik bilgi, yapacağımız yorumların temelini teşkil etmesi bakımından kanıtlanmış, sağlam, kuşkulu fark etmez olmak üzere o ikonografik temele sahip olmak zorundayız. Aksi takdirde ciddiye alamayız. Şimdi şey için söylemiyorum, lütfen nezaketsizlik olarak düşünmeyin. Ne düşünüyorsunuz şu adamla diyorum. Zevk içinde. Bu çocuk ne oluyor? Sevgilisinden mektup getiriyor mesela. İstediğiniz kadar hayal gücünüzü kullanarak buraya bir değer yükleyebilirsiniz. Ama bunun temeli nedir? Dolayısıyla o ikonografik temeli inşa etmek zorundayız. Aksi takdirde ikonoloji kısmı, yorum kısmı edebiyat olur. Yani argo tabirle laf salatası olur. İkonografi esas. Ama buradaki tehlike şu, ikonografiyi öne çıkarak ikonolojik zayıflığı örtemeyiz. İstediğiniz kadar ayrıntılarla ilgili bilgi verin. Özü nedir bu? Yapıtın özü nedir dediğinizde o özü vermiyorsa bize, o gevezeliğe döner. Demek ki ikonografi, yani fenomenin bilgisi, özün bilgisi için bir hazırlıktır. Ama öze ulaşmak için yeterli değildir. Ben işin özüyle ilgili konuşuyorum diye fenomenolojiyi ihmal etmek de bir tembellik ve yetersizliktir. Şimdi, dolayısıyla nereden başlayacağız? Böyle bir, bu bir Van Gogh'un tablosu olabilirdi. Ne bileyim, bu aslında Michelangelo'nun Davut heykeli olabilirdi. Leonardo'nun son akşam yemeği olabilirdi. Fark etmez. Bu bir film olabilirdi, bir kitap olabilirdi. Nereden başlamalıyız? Bu en azından şu anda şiir değil. Şiir bile olsa aynı yerden başlamamız lazım. Burada burayı anlama aracımız göz. Bu kolay kolay, eğer gözünüzü eğitmemişseniz, bir göz terbiyesi almamışsanız yapamayacağınız bir şey. Bu tabloya baktığınızda işte insanın insanla ve dünya hakkındaki yorumlarındaki yetersizlik de aynı yerden kaynaklanır. Buraya baktığınızda koca bir kalabalık var değil mi? Bir miting alanı gibi. Küçük böyle bir agora şeyi gibi bir sürü insanlar var. İşte karinelerle filan oradaki bazı kişileri tanısak bile, bir iki anlam yüklesek bile öze ulaşamayız. Dediğim gibi gevezelik yapmış oluruz. Buraya baktığınızda ne görmelisiniz? Yani mesela şöyle yapalım. Renkleri çıkarın. Siyah beyaza döndürün. Yüzlerin hepsini siyahla kapatın. Renkleri kaldırırsanız ne kalır geriye? Mekan kalır. Başka? Hareket kalır. Şimdi tabii bir sanat tarihçisi olsaydı size derdi ki şu perspektif kaçış noktasıdır. Buraya bakın. Ben bu yapıtla ilgili epey değişik, burada çünkü büyük problemler var. Pimi çekilmemiş el bombaları var. Elinizde patlayabilir. Yapının geometrik olarak iskeletini yorumlayamazsanız, oradaki renkler, figürler, isimler, bunların bir kısmı doğru olabilir, bir kısmı doğru da olmayabilir. Yani bu epikür derseniz epikür olmayabilir. Yani kanıt yok. İşte Vasari'den filan 3-5 tane örnek alıyoruz. Şuradaki Öklit mesela, şu şahıs şeyin kankası, Raffaello'nun, San Pietro Kilisesi'nin, Bazilikası'nın mimarı Bramante'dir.
Leonardo, Platon'un yüzü Leonardo'dur. Michelangelo, Heraklit. Bakın bu Heraklit'tir. Bu Michelangelo'dur. Ama ya değilse? Bunu sanat tarihi teknikleriyle bir kısmını kanıtlayabiliriz. Ya da kendimizi ikna edecek kadar karine toplayabiliriz. Fakat bundan önce bu yapıta, bu işin en alt düzeyi. Biz bütün bunları yaptık. 3 ay size mühlet verdim. Gittiniz, çalıştınız, okudunuz, ettiniz, geldiniz. Şimdi tekrar hadi şimdi yorumlayalım dediğinde nereden başlayacağız? Bir kere önce yapı. Bakın şimdi şurada bir öbek var. Bir öbek burada var. Bir öbek merkezde bu. Şu bir üçgen. Dikkat ediyor musunuz? Bak. Bu bir kaçış noktası bu. Şurası bir üçgen. Şimdi bu üçgeni ilk yapılabilecek yorum denemesi, bu yapılmıştır. Akla en kolay gelen yorumlardandır. Ben de yaptım. Sol tarafta kim var? Pitagoras. Parmenides, Heraklit. Burada kim var? Öklit. Batlamyus. Zerdüşt. Şurada da Rafael var. Rafael niye burada? Bakın bu bir üçgense niye üçgenin sağ köşesinde? Şöyle yaptım. Herkesin, sizin de yapacağınız budur zaten. Şuradan düz bir çizgi çiz. Bir tarafta Aristoteles, bir tarafta Platon. Bakın şurada bir heykel var. Bu heykel nedir? Apollon. Bakın bir heykel de burada var. Athena. Aristoteles tarafında Athena heykeli. Platon tarafında da Apollon heykeli. Apollon neyin tanrısıdır? Müziğin. Peki Pitagoras nedir? Fisagor. Müziğin ve aritmetiğin, sayıların efendisidir. Yani matematiğin babası diyemiyorum, geometri yok. Ama aritmetiğin ve müziğin. Şimdi orta çağda, Raffaello hele bu freski yaptığı çağda ilimler ikiye ayrılırdı. Quadrivium, trivirium. Yani üçlü ilimlerle dörtlü ilimler. Üçlü ilimler retorik, gramer ve mantıktı. Dörtlü olan quadrivium matematiksel bilimlerdi ve matematik dörde ayrılırdı. Aritmetik, geometri, astronomi ve müzik. Yani matematik dendiğinde yüzlerce yıl. Dört ilim anlaşılmıştır. Dolayısıyla bu freskte Pitagoras aracılığıyla aritmetik ve müzik bu tarafta, yani dört ilmin ikisi bu tarafta, astronomi ve geometri de bu tarafta. Şimdi buradan çıkarım yapmaya çalışın. Yapamazsınız. Yani niçin Diyojen burada? Niçin Heraklit burada? Ki Heraklit fresk bittikten sonra yapmıştır Raffaello. Fresk bittikten sonra oraya ıslak sürerek, zemin oluşturarak Heraklit'i oraya yerleştirmiştir. Çünkü Heraklit Michelangelo'dur. Bu arada yani 1510'da Raffaello bu freski yaparken, Vatikan'dadır bu fresk. Sistine Şapeli'nde Michelangelo çalışıyordur. Bramante San Pietro Kilisesi'nin çizimlerini filan yapan mimar. O da Urbino'ludur, hemşerisidir. Bramante'nin anahtarlar Bramante'de olduğu için Michelangelo yokken gizlice Raffaello'yu Sistine Şapeli'ne sokup Michelangelo'nun yaptığı freskleri inceliyor. Ve bunları da Raffaello başka eserlerinde kullanınca Michelangelo hemen anlıyor Raffaello'nun Sistine Şapel'e gizlice girip yaptığı işleri gördüğünü. Çünkü Michelangelo esas itibariyle heykeltıraştır, ressam değil. Ama Sistine Şapel'i bir ressam olarak boyamıştır.
Şimdi dolayısıyla buradaki ayrıntıları arttırabiliriz. Yani bunların işte ikonografi dediğim şey bunun arka zemini. Ancak benim temel iddiam bu metnin şu üçgeni kurmanız lazım. Bu doğru. Ancak bizi yanıltan bu üçgenin bu tarafında bakın şu şahıs, sarıklı şahıs. Şu ana kadar bütün kaynaklar burada ittifak ediyor. Bu İbn Rüşd'dür. Averroes. Oysa Averroes Aristoteles'in tarihteki en büyük yorumcularından biri ve Hristiyan dünyanın, Rönesans dünyasının en iyi bildiği isimlerden. Yasaklanmış bir İslam, Müslüman bir filozof. Ama niye Pitagoras'ın yanında? Burada ne işi var onun? Niye Pitagoras'la ilgisi var? O bu adam Aristotelesçiliğin babası. Gelin sağ tarafa. Şimdi ikinci doğulu sima Zerdüşt. Niye Zerdüşt burada? Şimdi aritmetik orada bilmem ne burada deyince İbn Rüşd niye burada demek icap eder? Efendim? Biraz sesinizi çıkarım. Yani evren ve dünya algılarına göre bir sınıflandırma yapılıyor. Dünya algısının Pitagoras'la alakası yok ki. Yani İbn Rüşd'ün buradaki bu pozisyonu niye böyle? Ve burada ne işi var? Onun normal Aristotelesçi şu aksta olması lazım. Yani bir aks burada var, bir aks burada var. Apolloncu aks, Athenacı aks. Şimdi bu karmaşıklığı arttıracak mı, azaltacak mı anlayacağız. Bence en tepeden başlayalım. Pedagojik olarak doğrusu da budur. Şimdi bu zeminle peki, yani bakın burada bir sürü insansınız, iyi kötü eğitimli olduğunuzu düşünüyorum. Burayı neye benzetiyorsunuz? Bugüne kadar doğru dürüst bir açıklama yapılmadı. Bu bir hamam mı? Ne bu? Bir şey mi? Atina okulu niye böyle bir yerde olsun? İşte bu şu 1-2-3 üçlemeye işaret ediyormuş. Niye etsin? Yani bu nasıl bir dünya? Bu merdivenler niye var? Bunlar Platon ve Aristoteles'in arkasındaki adamlar niye aşağıdalar? Tarihsel olarak geçmiş. Niye öndeler? Platon'la Aristoteles'in merkezde olması önemli ama niye Sokrat burada da şurada değil? Şimdi hem biraz toplayalım hem biraz karıştıralım. Size bir öneri bu benimkisi. Bir mekan göstereceğim. Bakalım bir alaka kurabilecek misiniz? Ya bir saniye. Açmışken dursun bu. Şimdi bu nedir? Bu da Raffaello'nun bir freski. Ama bu fresk şimdi imza odası denilen Della Signatura, Stensia Della Signatura denilen 2. Julius'un imza odası vardır. Raffaello odası bilinir. Bugün Vatikan'da turistleri de gezdirirken. Atina okulu freskinin tam karşısıdır. Burası bir odadır. Şöyle düşünün. Atina freski buradaysa tam arkada La Disputa Sacramento freski vardır. Yani buna teoloji freski derler. Ötekisi felsefe ise bu da teolojidir. Dolayısıyla yapılan yorumlardan bir tanesi Raffaello, yani bu tabii Raffaello'nun kendi entelektüel isteği değil. Raffaello burada zanaatkar. Müşteri kim? Parayı veren kim? Vatikan, Papa. Dolayısıyla biz Raffaello'nun kendi
kişisel entelektüel birikiminin yansımalarını görmüyoruz. Ondan ne istiyorsa müşteri, siparişi veren ona ne yapması gerektiğini söylüyor. O sanatçı olarak onu resmediyor. Dolayısıyla iki tane daha var. Yukarıda da var. Ben kendi çektiğim fotoğraflar çok kötüydü, o yüzden onları getirmedim. Bir tarafta hukuk, yani dini hukukla sivil hukuk, bir tarafta şiir var. Virgiller, Danteler, Manteler filan. Dante gerçi burada da var. Bakın şu Dante'dir. Şimdi dolayısıyla olayı biraz daha karmaşıklaştıracak ama şey açısından Atina okulunu bu freskle birlikte kimse yorumlamıyor. Oysa bu freski anlamadan Atina okulunu yorumlayamayız. Burada ne var? Kısaca geçeceğim. Şimdi çok tipik. Bu Tanrı, Baba, Oğul, İsa. Şu güvercin her yerde aynıdır. Ruhul Kudüs. Dolayısıyla Baba, Oğul, Ruhul Kudüs. Şu dört tane pitto ellerinde dört İncil'i taşıyor. Bunlar melekler. Şunlar da peygamberler ve havariler. Yalnız 12 tane olduğuna dikkat etmeniz lazım. Küçültelim. Bakın dikkat ederseniz alem, şurada şey kemer aynen devam ediyor. Menderes denir buna, Miandros demektir. Dere anlamına gelir. Şu figür, bakın Hitler'in, biraz daha şey yap, büyüt şuraya, yukarı, yukarı, yukarı. Bakın Hitler'in işaretini görüyor musunuz? Gamalı aç. Buna svastika denir. Bu Hintlilerden gelen şeyin, beyaz insanın sembolü olarak kullanılır. Bu şeydir. Roma'da Miandros diye Menderes, Türkçe'de sanat tarihçileri ona Menderes diyor. Doğru. Menderes nehri vardır ya. Nehrin dalgalarını stilize ettiğinizde böyle olur. Şimdi bakın burada iki tane dünya var. Bulutlarla, bir bulutların üzerinde dünya. Ana hakimidir. Bakın bu Hazreti Meryem'dir. Bu da Hazreti Yahya'dır. Hazreti Yahya kimi işaret ediyor? İsa'yı. Yani şey, Yahya felsefi olarak kendi için değildir. Başkası içindir. O başkası da İsa'dır. İsa'ya verdiği yüz çok önemli. Stigmaları filan duruyor. Dolayısıyla burası Hristiyanlığın kutsal şeyi. Ana ikonografik olarak burada ne görüyorsunuz deseniz, büyük bir sükunet, rahatlık. Bakın biraz küçült. Bakın şuraya. Şunun Hazreti Musa olduğu söylenir filan. Şimdi aşağıda ne var? Aşağıda bakın çok büyük bir hareketlilik var. Yukarıyla tam kontrast. Yukarısı ne kadar dingin, rahatsa, tanrılar katı. Aşağısı o kadar karmaşıktır. Şuradaki grup öyle, buradaki grup kardinaller, papalar filan. Şimdi şu ortada duran problem burada. Bu nedir? Ünlü kutsal kase. Biliyorsunuz komünyon ayini vardır. Komünyon son akşam yemeğidir. Son akşam yemeği işte Leonardo, yani Batı sanatında çok resmedilmiştir. İsa ve havarileriyle genelde de 13 kişi ihanet eden Yahuda da, şey Judas da şey yapar, orada yer alır. Son akşam yemeğinde İsa onlara bir parça ekmek verir. Komünyon ayininde de papaz ağza koruyor böyle bir şey. Bu benim bedenim der. Ve şarap ikram eder. Bu da benim kanım der. Yani bir anlamda ruhum. Komünyon ayininde İsa'nın bedeniyle kanını Hristiyanlar yer ve içerler. Böylelikle sembolik olarak İsa ile birleşmiş olurlar. İsa vesilesiyle Tanrı'yla. Peki kutsal kaseni, çarmıhta İsa'nın kanı akmadı mı öldükten sonra? İşte havarilerinden birinin o kanı bir kasede topladığına,
Ve onu da getirip işte Avrupa'da gömdüğüne filan falan inanılır. Uzun bir kutsal kase hikayesi vardır. Dolayısıyla burada bu freskte aşağıda teologlar, kelamcılar, yani kilisenin dindar, dinden hareket ederek düşünen simaları kutsal kase üzerinde tartışarak Hristiyanlığı ister istemez bir düşünce tarafı olduğunu, bir akıl tarafı olduğunu ama aynı zamanda bölünmenin, çünkü düşünme, tartışma, bu freskin adı La Disputa. Yani tartışma zaten. Bu tartışma mezhepleri ortaya çıkarıyor. Fakat daha Luther çıkmış mı ortaya? Luther 1517'de çıkacak, bu 1509'lar onlar. Ama Hristiyanlıkta teoloji alanındaki çok derin tartışmaları biliyoruz. Nereden biliyoruz? Özellikle 13. yüzyıldan. O simaların hepsi de burada var. Atina okulunu yorumlarken atıf yapacağım. Burada fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Burada Aziz Bonaventura var. Kim Aziz Bonaventura? Aziz Francis'in takipçilerinden, Paris Üniversitesi'ndeki vekili. Aziz Francis kim? Çok büyük bir tarikatın, dilenciler tarikatının piri. İki, Aziz Dominik var. Aziz Dominik de Dominikenlerin piridir. Tommaso Aquinas Dominik'tir ve Aristocu'dur. Bonaventura Platoncudur. Dolayısıyla ama en temelinde kim vardır? Saint Augustinus vardır. Dolayısıyla Hristiyanlığın kendi içerisindeki Platonculuğu ve Aristoculuğu, burada dikkatinizi çekerim, teolojiden söz ediyoruz. Dolayısıyla işin içine akıl girdiğinde, felsefe, düşünme girdiğinde, isterse İncil'e bağlı olarak yapılsın, ayrılık ortaya, gürültü ortaya çıkıyor. Ama yukarı Hristiyanlığın özüne bakarsanız burada dinginlik var, iman var. Burada saf iman var. Burada iman ve akıl var. Bu iman nereden geliyor? İncillerden geliyor. Burası nereden geliyor? Şuradaki kapışma. Her ne kadar teolojik bir kapışma olsa tam karşı duvardaki Atina okulundan geliyor. Şimdi dolayısıyla burası Atina okulunu belirliyor ama Atina okulu burayı belirliyor. Yani İsa yokken Platon vardı, Aristoteles vardı, Epikür vardı. Dolayısıyla akıl her zaman öncedir ve din kendisini sürekli akla karşı savunmacı durumda hisseder. O yüzden dindarlık akılla problem yaşadığında ister istemez kendisinden önce olanla kapışıyor demektir. Felsefeyi bilmeyenler din önce gelir, felsefe sonra gelir zannederler. Oysa dini düşüncenin tamamı felsefe sonrasıdır ki mesela bizde Farabi Kitab-ül Huruf'ta bunu yazar. Der ki din felsefe dine değil, din felsefeye tabi olmalıdır. Çünkü felsefe öncedir. O yüzden kelama karşı çıkmaz. Çok enteresandır teoloji. Farabi de felsefeyi örnek alan bir taklittir. Sahip bir felsefeyi örnek alırsa daha iyi bir taklit olur der. Ama neticede dinin içinde düşünmeye başladığınızda nereden hareketle düşüneceksiniz? Felsefeden hareketle. Felsefe nedir burada? Bilimdir. Yani cisim nedir? Doğa nedir? İşte rüzgar nasıl esiyor, fırtına nasıl çıkıyor diye sorular sormaya başladığınızda bunu felsefe ve bilimden alacaksınız. Kutsal kitap o konuda konuşur mu? Fakat ne oldu? Zaman içerisinde Helenistik felsefeyle birlikte Hristiyanlık, sonra İslam bu felsefe mirasını dinle uzlaştırdı. Ve felsefeyi dinin arzu ettiği ölçülerde tasvir etti ki Atina okulu kilisenin felsefe görüşüdür. Yani Atina okulu objektif bir felsefe tasavvuru değildir. Tam tersine
kilisenin felsefeye bakışını resmeder. Dolayısıyla biz Atina okuluna döneceğiz. Bunu geçelim. Hocam bu müthiştir bu yani. Geçelim. Başka bir şey anlatmasam olur yani. Evet. Şimdi bas. Burada ne görüyorsunuz? Aziz Petrus Basilikası'nın içi. Şuna bal döken denir. Türkçe'de de bal döken şey yapıyor. Orijinaliyle. Şimdi ikinci resme geç. Orası da şaşırtacak. Evet, Atina okulunun mimarisini burada hissediyor olmalısınız. Devam et. Şimdi gel geri, gel geri, gel geri. Atina okuluna gel. Şimdi şuraya bakın. Devam et. Alın. Şimdi devam et. Şimdi alın Atina okulu. Devam et. Bunlar hiç yazılmış şeyler değil. Enteresandır. Şimdi şurada bakın. İşte bir kilise mimarisini size şimdi anlatmam lazım. Narteksler, şeyler, sütunlarla ayrılan altar vesaire. Ama kilise mimarisi açısından bakmayın. Sadece şuradaki algınızı düşünün. Atina okuluna geri döneceğiz. Yok, benimki geliyor. Bak, bu çok belli değil mi? Şimdi ben size söyleyeyim, şunlara ne denir? Bakın, kemer, bu Yunan değildir. Yunan'da kemer yoktur. Bir de ne yoktur? Tonoz yoktur. Bakın, şuna bir alın işte. Buna beşik tonoz derler. Beşik tonoz, kemerin sürekli kılınmasıyla elde edilen büyük açıklıkları geçmek için kullanılan bir şeydir. Eskiden Yunan mimarisiyle Roma mimarisini ayıran budur. Yunan mimarisinde büyük açıklıkları geçmek istediğinde yapı üzerinden nasıl örtüyorlardı? Sütunları örtüyor, koyuyorlardı ve onlarla kirişlerle geçiyorlardı. Fakat o sütunlarla olmuyordu. Boşluk alan yaratma imkanı olmuyordu. Fakat kemerle birlikte sütun kullanmadan şeyleri geçme, büyük açıklıkları örtme imkanı bulundu. Ve o kemerler daha sonra kubbeye döndü. Kubbeye dönünce bizim camilerimize de bakın, aynı Roma mimarisinin devamıdır. Büyük kubbeyle, kubbeyi büyüttükçe sütun kullanmadan boşluğu, mekanı oluşturursunuz. Yoksa her tarafa sütun koyduktan sonra bu matematiksel bir yapılanma değildir. Dolayısıyla sütunlara kemerin en büyük özelliği nedir? Kemerin mekanik değeri. Şimdi taşları korsunuz, korsunuz, korsunuz. Ördüğünüz taşlar birbirini iter. Çok enteresan. Basar birbirine. Bastıkça onlar şeyde kalır. Fakat aynı zamanda ters yönde de iter. O gelen güç nereye dağılacak? O nasıl aşağı vereceksiniz? Sütunlarla. Doğrudan sütunlara verseniz olmaz. Çünkü en büyük sorun şu, kubbe. Kubbe dairedir. Kesitini alın, dairedir. İyi ama bina dikdörtgen. Nasıl bir karenin üstüne bir daireyi oturtturabilirsiniz? Klasik mimarinin en büyük sorunudur. Yani zihninizde canlandırabiliyor musunuz bilmiyorum. Bir kubbe düşünürseniz, bir kubbe yarım küre demektir. Yarım küreyi alttan kesit aldığınızda bir daire elde edersiniz. Ayasofya'yı düşünün, Süleymaniye'yi düşünün. Bu daireyi nereye oturtturacaksınız? Dört duvarın üzerine. Yani bir karenin ya da bir dikdörtgenin. Bizde kare tabanlı mimari ağırlıktır. Kilise mimarisinde dikdörtgen. O yüzden daha sonra gotik mimaride çok daha farklı tonal biçimleri kullanılarak o koridorlar oluşturulmuştur.
problem dairenin kare üzerine oturtulmasıdır. Kubbe mimarisinin en büyük problemi. Bu da bugün mimaride Türk üçgeni denilen pandantiflerle geçilmeye çalışmış. Onun üstünde sütunlar, sütunların üstünde sütun başlıkları filan. Uzun hikaye. Burada da dikkat ederseniz kemer ve tonoz şeydir ama arkadaki açıklığa dikkat edin. Devam et. Bak burada bir adam var zavallı, o da bakıyor. biraz gençmişiz o zaman herhalde. Burası, şimdi Atina okuluna geri dön. Hafızanızda tuttuğunuza inanıyorum. Evet. Şimdi bakın, bu binanın buradan esinlendiği %100'dür. Bana sorarsanız. Yani yazılı kanıtlarım yok ama bir şeyi biliyorum. Bunu yapan Raffaello Urbinoludur. Babası da Urbinolu bir ressamdı. Onu Roma'ya getiren adam, şuradaki Öklit, dikkat ederseniz geometrici, bu Bramante'dir. Bramante şeyin en yakın arkadaşıdır. Sistine Şapeli'ne sokan da odur. Ve San Pietro Kilisesi'ni yapan kişi de Bramante'dir. Dolayısıyla anlıyoruz ki, buradan hareketle bir çıkarım yapıyoruz. Bu mekanı oluştururken, bu Roma, Yunan değil, Roma ve kemer. Bakın burada da Menderesler devam ediyor. Bu sadece şey yok, merdiven yok. Bu mekan, transeptleri falan da görürseniz, yani şurası narteks gibi gözüküyor. Aslında bir kilise mimarisinin hafif deforme edilerek kullanılmış halidir. Ve benim kanaatim Bramante'nin çizimlerinden ve desteğinden oldukça yararlanmış görünüyor mekanı üretmek için. Şimdi devam edelim. Evet. Platon. Bakın şimdi Platon'un yüzüne bakın. Geç. Bakın self portre. Leonardo'nun kendi kendini çizimi. Platon'un yüzünü Raffaello şeyden alıyor. Leonardo'dan alıyor. Devam edelim. Leonardo da zaten bir Platoncuydu. İkincisi bu Heraklit. Ayak kaslarına filan dikkat edin. Kıyafetlerine. Yalnız başına. Bu burnun yüz filan iyi dikkat edin. Dolayısıyla bu ikonografinin oluşma süreci için söylüyorum. Bir sonrasını alalım. Bakın Michelangelo. Bir daha açığı var. Burun yapısı, yüz yapısına bakın. Bir sonrasını geçelim. Evet. Şimdi tekrar gel Heraklit'e. Evet. Şimdi Michelangelo ile Leonardo, Raffaello'nun hayatındaki taklit ettiği, kopyaladığı, geçmeye çalıştığı iki büyük isim. İkisine de model olarak kullanıyor. Sadece burada sorun var. Niçin Leonardo'yu Platon, Heraklit'i Michelangelo kullanıyor ki bu sonradan eklenmiştir freske. Şimdi bir Atina'ya bir daha gelelim. Bakın burada tuhaf değil mi? Niçin Michelangelo'yu bu şekilde böyle tek başına elinde, bakın meditatif bir duruşu var, düşünüyor. Biraz daha küçültür müsün? Parmenides'e dikkat ederseniz karşıtlık içinde. Parmenides, Pitagoras'a doğru ama sırtı dönmüş. Heraklit, çünkü iki tane büyük karşıttır bu felsefe tarihinde. Yani Heraklit İonyalı bir filozoftur.
Efeslidir, bizim İzmirlidir. Hemşerimiz olur, memleketimiz. Parmenides Eleyalı'dır. Dolayısıyla bu ikisi tam karşı iki figürdür. Pitagoras ikisinin ortasında yer alır. Hatta Hegel şey der, İyonyalılarla Eleyalıların ortasında Fisagor yer alır der. Hegel'in de ifadesidir bu. Şimdi niçin Heraklit'i, Michelangelo'yu Heraklit'e yakıştırmıştır? Tabii Heraklitos felsefesini filan bileceğiz, onları ikinci dönem şeyde geçeceğiz bölümde. Sebebi şu, Heraklit'te benim bu yorum işte, bu artık ikonografik değil, ikonolojik bir yorum. Yani kanıtlayamam ama ikna etmeye çalışırım. Michelangelo ile Heraklit'in karakterleri birbirine çok benziyor. Bir açıdan. Michelangelo'nun en büyük özelliğine Papa'ya fırça atan adamdır. Kaç defa bırakıp gitmiştir. Yani 2. Julius onunla baş edememiştir. Çok kaprislidir. Kendi dünyasında yaşar. Her büyük deha gibi. Heraklit'e gelince Heraklit'in en büyük özelliği nedir? Halktan nefret eder. Halkla temas filan etmez. O da kendi dünyasındadır. Pantarei ünlü sözü. Her şey akar. Her şey oluş içindedir. Parmenides'e göre tam tersidir. Var vardır, yok yoktur. O arada oluş yoktur. Heraklit'in bir lakabı var. Heraklitos'un. Karanlık Heraklitos. Halkla çok şey yapmadığı için, çok inzivada olduğu için, çok kendi içinde kaldığı için Heraklitos'a karanlık Heraklitos derler. O yüzden Michelangelo'nun Heraklit'e model olarak kullanmasının nedeninin bu olduğunu varsayıyorum. Heraklit'teki bu içine kapalılık, asosyallik Michelangelo'da da aynı olduğu için, yani neredeyse Diyojen'e yakın bir umursamazlık, kendi dünyasında dalmışlık bulunmaktadır. Devam edelim. Evet. Burada iki kişi var dedim. Biri Dük, genç Dük, Urbinoğlu. Biri de Öklit. Öklit ünlü geometrinin babası diyebiliriz. Yani Orta Çağ'ın, daha doğrusu yani neredeyse 20. yüzyıla kadar bilimin kutsal kitabı nedir dense Öklit derim. Bu arada Öklit'e yani ikinci bölümde geçeceğim dedim ama yine bir şey söyleyeyim. Öklit'in elementlerini okumamış bir adamın felsefeyle ilgili yaptığı konuşmalar büyük ölçüde bir mağara gevezeliği, bir laf salatası değeri taşır. Platon geometri bilmeyen buraya gelmesin demiş. Bunu çok rahatlıkla Öklid'in elementlerini çalışmamış biri felsefe hikmet evine gelmesin anlamında güncelleyebiliriz. Bu şahsı, bir saniye, bu şahsı kelliğine dikkat edin, yüzüne filan. Bramante olduğunu yine Vasari söylüyor. Diyor ki, Raffaello'nun diyor Öklit şeyinde Bramante'yi kullandığı söylenir diyor. Tabii ki Vasari de bir takım söyleşilerden hareket ediyor. Yalnız şunu da saptamam lazım. Vasari, Raffaello hakkındaki ilk geniş malumatı veren, kendisi de Floransa'da Uffizi Galeri vardır. Onu tasarlayan adamdır. Hem mimardır hem ressamdır. Ama deha olmadığı için ressamlığın hayatını yazmak zorunda kalmıştır. Palazzo Vecchio vardır. Onun danışmanlığını yapmıştır. Malumatı güçlü bir adamdır. Biraz vasattır. Dolayısıyla bir kısmı duyarak kullanır. Yalnız şaşırtıcı olan şudur. Bu imza odasındaki freslerle ilgili
Vasari'nin yorumlaması akıl almaz derecede çocuksudur. Yani ilk belge odur elimizdeki. Açın okuyun şeyi, Raffaello bölümü ve Atina okulu filan. Atina okulunda söylenmeye çalışılana ilişkin iki tane akıllı cümle etmeyi beceremez. Çok yoksul bir anlatımı vardır. Şimdi neredeyse 50-60 sene sonra ölmüştür Raffaello'dan. Raffaello bu freski yaparken 27 yaşındadır. Yani 27 yaşındaki bir adamın entelektüel birikimini ciddiye alamayız. Vasari gibi bu konuda eli kalem tutan bir sanatçı, Michelangelo, Leonardo falan hepsini ezbere biliyor. İlk ciddi metinlerden birini üretmiştir Rönesans sanatıyla ilgili. Ama o bile bu kadar yoksulken elimizde bir imkan olsaydı, biri bir mikrofonu tutup Raffaello'ya deseydi ki ne anlatmaya çalıştın? Raffaello kendi yaptığı freskleri inanın yorumlayamazdı. Devam edelim. Neden olduğunu göreceğiz. Alın size Bramante'nin orijinal bir gravürü. Şekilde görüldüğü gibi. Biraz bu tabii ona bir aziz görüntüsü de veriliyor. Ama şu sonradan yapılmış bir figür olur. Çok daha belirleyici. Bir sonraki. Evet. Bu bir İngiliz çizimi. Şeydeki görüntüyle karşılaştırırsanız Bramante'yi burada göreceksiniz. Devam edelim. Evet. Zaten Saydam'la biz konuşurken birçok kişiden aynı tepkiyi aldım. Ben tabii bu freski yorumluyorum. Ediyorum. Orada şunu kastetti. Burada bu var, burada bu var filan ya da filan. Saydam dinledikten sonra dedi ki yani sence Raffaello bunları düşünmüş müdür? Yani bunları çizerken bu bilgilere sahip miydi? Yani benim anladığım demek istiyor ki bu derin analizleri amaçlamış bir sanatçı mıydı? Bu herkesin aklına gelebilecek şey. Ben de o zaman dedim ki hayır. Bu Raffaello'nun kendi dünya görüşünün, kendi felsefe anlayışının birikiminin dışa vurumu değil. Bu tam tersine siparişi Papa veriyor, 2. Julius. Vatikan'da zaten freskler, imza odasında, orası eskiden masalar, kitaplar falan var. Dolayısıyla ona ne istiyorlarsa onu yapmıştır. Nasıl olabilir? Ben de dedim ki, ya dedim Vatikan'da bir sürü bu işleri bilen adam var. Yani Vatikan'ın işi bu. Dolayısıyla bir sürü uzman dedim Raffaello'ya yardım etmiştir. Yani demişlerdir ki bakın Platon şudur, Aristo budur, işte felsefe budur. Biz senden böyle bir şey istiyoruz. Aman bunu merkeze al, bunları önemse, bunları filan diye. Fakat kanıtla deseniz, yani orada bir boşluk var. Kilisenin felsefe tasavvuru olduğunu biliyorum. Bunu Raffaello'nun olmadığını da tahmin edebiliyorum. Ama kilise nasıl informe etmiştir? Ne kadar ve nasıl brief vermiştir, bilgilendirmiştir Raffaello'yu? Bu karmaşık bir süreçti. Sadece rasyonel olarak orada bir boşluk vardı ve o boşluğu böyle olmalı diye yorumluyordum. Ama şimdi tahmin ediyorum çok iyi bir ipucu bulduğumu düşünüyorum. Bu ipucu da Epikür'dür. Ana resme bir daha dönelim. Şimdi evet bakın şurada. Biraz büyütebilir misin orayı? Görüyorsun değil mi arkadaşlar? Şimdi bu Epikür olduğu söylenir. Bu önemli değil. Epikür
Fakat burada kullandığı model kim? Bence bu freskin entelektüel arka planını borçlu olduğu, Raffaello'nun borçlu olduğu kişi bu. Benim temel tezim bu. Bu adam kim olabilir? Şimdi size bir tablo göstereceğim ve tablo yine Raffaello'nun tablosu. Bu çok önemli. O tablodaki bazı detaylara dikkat edeceksiniz. Sonra ben bilgi vereceğim. Evet, bas. Bakın, deminki Epicure'un bu adam olduğunu biraz dikkatli bakışla anlarsınız. Bir geri gel. Bakın, sağ gözü biraz problemli gibi. Bakın, büyüt şunu. Şimdi hatları biraz fizyonomi bilgisi gerekir tabii. Değil mi? Hatlara bakın, kilolu. Değil mi? Yüz, dudaklara bakın, kaşlara. Tabii biraz burada genç. Şimdi demin ki bir sonraki şeye gelelim. Bakın. Şu göz bir problem. Bu da vahiy aldığını yorumluyor diyorlar. Yani tanrısal ışığı görüyor. Fakat şunlar ne? Bak yazıyor. Hokka var. Yüzük tabii bu asil olduğunu gösteriyor. Ya asil dediğim yüksek tabakadan bir Vatikan bürokratı. Kıyafeti de öyle. Papa'nın elçiliğini yapıyor. Fakat şunlar ne? Bu adam Raffaello'nun en yakın arkadaşı. Türkçe'ye de çok ayıp oluyor böyle bir felsefe dersin ama kankası diyesim geliyor. Tommaso neydi? Ingrami. Tommaso Ingrami. Bu zatın adı ve görevi nedir? Vatikan kütüphanecisi. Fakat buna Fedro diyorlar. Fedro demelerinin sebebi Seneca'nın bir oyununda Fedro karakterini oynuyor. Ünlü hatip ve oyuncu olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda şeylerde, gösterilerde filan şey yapan, iyi bir ilahiyat eğitimi almış, iyi bir kitap kurdu olarak biliniyor. Dolayısıyla bu Ingrami'nin bu tablosunu Raffaello'ya borçluyuz. Tekrar bir geri gel. Dolayısıyla buradaki Epikür'ü ona Tommaso Ingrami'yi model olarak kullanması yine Ingrami ile yakın dostluğunu gösteriyor. Yani Ingrami'yi Atina okulunun entelektüel arka planını Raffaello'ya sağlayan ve onu yönlendiren adam olduğunu iddia etmem gücünü buradan alıyor. Ingrami'nin aynı zamanda işte 5000 küsürlük bir kütüphanenin anahtarlarını elinde tutuyor olması. Demek ki buradaki Atina okulunu yorumlamaya başladığımızda bir entelektüelin Raffaello'yu asiste ettiğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Yani kilise Papa'nın yardımcısı olarak Ingrami, Raffaello'nun Fresne'de de yer almış biri olarak aynı Bramante gibi. Bakın Bramante de hemşerisidir. Raffaello'yu Roma'ya getirmiştir. Ve mekan çiziminde Aziz Petrus Kilisesi'nin mimarı olarak Raffaello'nun Bramante'den yararlandığını ve ona borcunu Öklit olarak, onu Öklit olarak çiziyor. Şeyi Epikür olarak çiziyor. Niye Epikür olarak çiziyor? Artık bu kolaydır. Biraz felsefe tarihi bilgisiyle olabilir. Epikür neyi hatırlatır? Hazzı.
Yani bu burada da halk her taraftan şey yapıyor. Asıl fotoğrafa gel. Tabloya yani. Yo şeye. Ingrami'ye. Dolayısıyla Ingrami'yi burada kutsal, işte vahiy alan, hem Tanrı'yla hem şeyle, dünya ile ilişkisi olan bir bürokrat olarak resmetmeye çalışmış ama halcılığı bir biçimde şeyindeki, yüzündeki olumluluktan yansıyor. Devam edelim. Ya bunu söyledim, dük olduğunu. Bir sonraya git, o dükün de bir fotoğrafını buldum. Birkaç tane var da. Yani erkeğe benzediğinde burada nasıl şey, sakalları, bıyıkları filan. Montava dükü, evet. Bu Hypatia iddiası. Dediğim gibi bununla ilgili böyle bir şey var ama yakıştırma. Fakat benim iddiam Hypatia'ya yönelik çağdaş alakanın tamamen bu çağın duyarlılıklarının bir ürünü olduğunu ve orada Hypatia'yı felsefe tarihi içerisinde görme arzusundan kaynaklanan sübjektif bir alaka olduğunu. Bu Papa II. Julius'un kuzenidir. Francesco Maria. Böyle bir kayıt var. Dolayısıyla Francesco Maria mıdır? Bunu ispatlayamam. En azından çok daha detaylı ikonografik incelemelerden sonra bu söylenebilir. Bu konudaki kayıtları, İtalyanca kayıtları falan da incelemek lazım. Bunu sanat tarihçileri yapacaktır. Ama ben şunu söyleyebilirim. Bu Hypatia olamaz. Felsefe tarihi, Rönesans felsefesi itibariyle olamaz zaten. Yani ne diyelim biz buna? Anokranizm söz konusu. Yani zamansallık itibariyle uyum yok. Hypatia'yı bugün için değerli kılan şeyler o zaman onu değerli kılmıyordu. O yüzden bunun bir yakıştırma olduğunu söyleyebilirim. Devam edelim. Onun da yine Raffaello'nun, bakın, Raffaello bu erkek mi kız mı? Şimdi bu şeyle, portreyle, Raffaello bu portreyi yapmıştır. Bu portreyle deminki Hypatia denilen kıza benzeyen figürü karşılaştırın. Göreceksiniz ki bu da Papa II. Julius'un kuzeni. Çünkü yani bu işi veren Papa II. Julius'tur. Devam edelim. Burada Raffaello'nun kendisi olduğunu söylemiştim. Devam edersen göreceğiz. Bakın bu otoportresi. Devam edelim. Bir tane daha koydum. Yani bunları siz kendiniz de, yani bu erkek mi kız mı? Yani bu dudaklar erkek dudağı mı? Sadece bakın şu boyunda bir bozukluk var. Boyun böyle. Değil mi? Ama ellere bakın, erkek eli mi? Bir hanım eli mi? Hatta şurada bile hafif böyle bir şey var. Hareketlilik. Evet. Yani demek istediğim şu, bugünkü erkek tasavvurunuzun gördüğünüz figürlere bakışınızı etkilediğini, bunun bir yanılsama olabileceğini hatırlatmak için söylüyorum. Çok erkek dediğiniz erkek olmayabilir, kız dediğiniz kız olmayabilir. O dönemde erkek ve kız figürlerine ilişkin bir ikonografik temele sahip olmanız lazım. Evet, bu kim? Bu zatın Plotinus olduğu söyleniyor. Ama neye dayanarak söylüyorlar bilmiyorum. Şey yaparsan bir geçelim, devam edelim fazla şeye. Evet. Bunun Donatello olduğu söyleniyor. Ünlü heykeltıraş Donatello. Yani o deminki Plotinus olduğu söylenen
simanın Donatello'nun dan yararlandığı, yani onun yüzünü model olarak kullandığı söyleniyor. Şeye gelir, Atina okuluna gelirsen, evet, şuradaki şahıs. Kronolojik olarak uyuyor. Şimdi benim temel bu ikonografik zemini, şey ayrıntıları tamamladığımda şey yapacağım. En son gel. Evet, bu da İbn-i Rüşd. Elin hareketine bakın. Bıyıklara bakın, sakal yok, gözlere bakın. Biraz yükselt, bakın bu Pitagoras, Fisagor yani. Ne kadar dikkatle bakıyor. Fakat Fisagor'un onun varlığından haberdar olmasını istemiyormuş gibi. Bakın burada işte değişik kişilere benzetilen bir figür var. Parmenides burada keza karşılaştırıyor. Sanki kopya çekmiyor da. Ama şeyin elinde ne kağıt var ne kalem var. Bakın burada iki tane şey, figür daha var. İbn-i Rüşd niye buraya yerleştirildi? Raffaello bizim nerede durarak esere bakmamızı istiyor. Şimdi perspektifin en büyük şeyi, özelliği ki bunun üzerine çok yazılmıştır. Ben hatta bir kitap da önerdim. Floransa'dan Bağdat'a Perspektif adıyla bir kitap yayınlandı. Daha evvel yayınlanmıştı. Koç Üniversitesi onun ikinci baskısını yapmıştı. Perspektif kelimesi Batı'da ilk kez İbni Heysem'in bir kitabının Latince çevirisi için kullanılıyor. Optik kitabının, yani perspektifin temelinde optik vardır. Optiğin temelinde de modern optiğin İbni Heysem vardır. Dolayısıyla perspektif nedir? Perspektif ressamın sizin nereden bakmanız gerektiğine karar vermesidir. Yani siz buradan bakamazsınız buraya. Yani böyle bakamazsınız. Sizi belli bir perspektif kaçış noktası denir. Yani bu şeyi çerçeveye nispetle odağa almak istediği figür nedir? Yani ressam bizi neyi görmemizi istiyorsa perspektifi ona göre oluşturuyor. Noktayı nazar derlerdi buna. Bakış noktası ki buna kaçış noktası denir. Çizgi perspektifi ki belirgin burada çizgi perspektifini görüyoruz. Ama renk perspektifi de var mesela. Renk perspektifi gökyüzünün olması, bakın uzaklaşma derinliği nasıl veriyor? Burası iki boyutlu bura. Peki bu derinliği nasıl alıyoruz? Bir çizgi perspektifi kullanıyor. Buna atmosfer perspektifi de denir, hava perspektifi kullanıyor. Ben mi yaptım? Dolayısıyla bu çizgi perspektifi, renk perspektifi, hava perspektifi teknikleri kullanılarak işte Giotto'dan itibaren Batı resim sanatında izleyicinin görmesi gerekene sanatçı karar veriyor. Burada bizim neyi görmemizi istiyor Raffaello? Merkeze aldığı, bakın Platon'la Aristoteles'i. Bunların hepsi teferruat. Fakat bakışta şu üçlü üçgeni şey yaparsanız burada bir grup, burada bir grup. Şimdi ben bu metni yorumlarken temel bir tezimi öne sürmek istiyorum. Çünkü bir üçgenin, yani burada bir üçgen var. Bu üçgenin başlangıcı neresi? Üçgenin başlangıç noktası olur mu? Tepe noktası mı, sağ köşesi mi, alt köşe mi, sol alt köşe mi? Olmaz. Ben uzun bir süre bu
yapıtı bu üçgene uygun olarak ve Raffaello'nun göstermek istediği şeyi perspektifi dikkate alarak yorumlamayı tercih etmiştim ve Platon'la Aristoteles'e odaklanıyordum. Doğal olarak beni de ilgilendiren oydu. 1 artı 1 eşittir 1 dersini izlerseniz göreceksiniz. Matematik ve fizik arasındaki temel şeyi tartışırken Platon ve Aristoteles'in üzerinde durmak yetiyordu. Ama şimdi bu derste doğrudan Rönesans'ın felsefe tasavvurunu serimlemeyi amaçladığından bu freskte freskin bütün unsurlarını dikkate alarak onun özünü ortaya çıkarmaya çalışıyorum. O yüzden onun ikonografisini kurarken de ayrıntılarıyla meşgul olurken de o özle uyumlu olup olmadığını dikkate alıyorum ister istemez. Şimdi beni yanıltan perspektif idi. Yani şunların Platon'la Aristoteles'i bir üçgenin tepesinde varsaymamdı. Çünkü bu sanatçının zaten yapmak istediği bir şeydi. O Raffaello'yu, ona akıl verenleri de bu ayrıntılar birinci dereceden ilgilendirmiyordu. Onları ilgilendiren şurasıdır. Ben de tabii doğal olarak benim ilgilerimle alakalı olarak ben de buraya odaklanmıştım. Ve üçgeni dikkate aldığımda Apolloncu aksla, yani şu Pitagoras'ın aksı Apollon'la, Athena'nın aksı Batlamyus'la dikkate alarak yorumlamayı denedim. Tam o ikisinin ortasında Platon'la Aristoteles yer alıyordu. Fakat şimdiki kanaatim bu değil. Şimdiki kanaatim bunun bir kronoloji içerdiğini, tarihsel bir kronoloji içerdiğini öne süreceğim. Bu tasarıyı boşa çıkarabilecek çelişkiler yok mu? Var, onu da göstereceğim. Şimdi ben diyorum ki tabii bu ikonografik kısmı eserle ilgili bazı ayrıntıların, detayların tartışılması dışında bu simgelerin temsil ettiği bir felsefe tarihi bilgisi de gerektirir. Bu felsefe tarihi bilgisi olmadan bu freski yorumlayamayız. Peki nedir bu felsefe tarihi? Presokratik dönemde Taleslerden başlayarak, İyonyalı filozoflardan başlayarak Anaximandroslar, Anaxagoraslar, işte Heraklitler, Pitagoraslar, Parmenidesler, Zenonlar, Epikürler filan. Bu mu? Yani bildiğimiz antik Yunan felsefesi midir? Hayır. Tam aksine 13. yüzyıl ve 14-15. yüzyılı bilmek zorundayız. Niye? Çünkü bu tabloyu, yani bu freski çizen bilinç, çizdiren bilinç 15. yüzyıldır. Yani 1510 olduğu için biz 16. yüzyıl diyemeyiz. Esas itibariyle 15. yüzyıldır. 14 ve 13 var. Bu 300 yılda neler oldu? Bakın bu fresk 1510. Yani 1509, 1511. 60 yıl geriye gidin, İstanbul'un fethidir. 20 yıl geriye gidin, Amerika'nın keşfi vardır. Kopernik ortaya çıktı mı? Harvey ortaya çıktı mı? Bakın burası hala orta çağın. Her ne kadar Rönesans olmakla birlikte hala geç orta çağdır. Erken orta çağ değil ama geç orta çağ. Orta çağ nerede kapanıyor? Rönesans nerede başlanıyor? İki tane temel önerirler. Bir tanesi İstanbul'un fethi. Bir tanesi Amerika'nın keşfi. Bitiş. Ama bu böyle bıçakla keser gibi olmaz ki. Dolayısıyla bu aslında 13. ve 14. yüzyıl. Nereden biliyoruz?
Bakın tam arkasındaki La Disputa freskinde dört tane isim söz ettim. Bir tanesi Aziz Dominik, bir tanesi Aziz Francis ve ona bağlı iki tane büyük zeka. Biri Dominik olan Aziz Thomas, Tommaso Aquinas. Diğeri de Bonaventura. İkisi de Paris Üniversitesi. Biri Albertus Magnus'un talebesi, Tommaso Aquinas. Bir tanesi işte Aziz Francis'in takipçisi olarak Bonaventura. Daha burada Bacon var. Robert Grosse Teste var. Arkadan şeyler gelecek, hümanistler gelecek. Yani Erasmus'lar, Thomas More'lar vesaire. Dolayısıyla biz felsefenin son, yani bu freskin çağdaş tasavvurunu aslında yorumluyoruz. Ama bu yorum uzun bir Hristiyanlık tarihi, Hristiyanlığın felsefeyle ilişkisi bilinmeden olmaz. İbn Rüşd'ü orada bize verdiği imkan şu. İbn Rüşd sayesinde, çünkü Hristiyanlık felsefeyi kimden öğrendi? İslam dünyasından öğrendi. Dolayısıyla ne zaman? 12 ve 13. yüzyıllar. İbn Rüşdçülük yasak. Yani Hristiyanlık, ben sadece uzun bir süre 13. yüzyıl çalıştım. 13. yüzyılda 7-8 tane Aristoteles'i yasaklama girişimi var. O aziz diye ilan ettiği 18. yüzyılda, 19. yüzyılda Papa, kilisenin temelinde Thomas Aquinas vardır, onun fikirleri vardır diye ilan etti. Hala 19. yüzyılda kilise bütün felsefi görüşlerini Aziz Thomas Aquinas'a ithaf ediyor. Peki Thomas Aquinas kimin talebesidir? Karşı çıkmasına rağmen İbn Rüşd'ün ve İbn Sina'nın. Bakın, Philosophum Errorum, felsefi hatalar diye Romalı Jil'in bir kitabı vardır. Bende var Latincesi, hatta bir kısmını ben çevirdim. Latince ve İngilizce olarak yayınlanmıştı. 6 filozof hedef alınır. 6 tane filozofun felsefi görüşleri yasaklanır. Birincisi bir pagandır, Aristoteles'tir. Altıncısı bir Yahudidir, Musa bin Meymun'dur, Maymunades. Arada 4 filozof, 4'ü de Müslümandır. Kimdir onlar? İbn Rüşd, birinci sırada. Oysa kronolojiye aykırıdır, sonuncu sırada yer alması lazım. Sonra İbn Sina, sonra Gazali, sonra Kindi. Yani 13. yüzyılda, 1270'te, 1270, 13. yüzyılın sonu, 1270'te bir kitap yazıyor ve bu kitapta 6 filozofu felsefeyi mahkum ederken 6 filozofun görüşlerini zikrediyor. Bunlardan Aristo, İbn Rüşd, İbn Sina, Gazali, Kindi, Musa bin Meymun. Etienne Tempia, 1270 ve 1277'de Paris Piskoposu Etienne Tempia, bir 13 maddelik condemnation, bir kınama, mahkumiyet kararı çıkarıyor. 13 felsefi tezi yasaklıyor. Ve aforoz edilip cezalandırılacaktır bu görüşleri savunanlar diyorlar. Kime karşı? Siga de Barban'a karşı. Brabant'a karşı. Kim bu adam? İbn Rüşd'lerin liderlerinden. Paris Üniversitesi'nde İbn Rüşd'e dayanarak çift hakikat diye bilinen teoriyi öne süren. Nedir çift hakikat? Kilisenin, dinin hakikatiyle felsefenin hakikati uyuşmak zorunda değildir. Felsefenin hakikati dini hakikatten, dinin hakikati felsefi hakikatten ayrı olabilir. Bunlar birbirine karışmasın. Kilise asla böyle bir görüşü savunamadı. O yüzden burada teolojiyle felsefeyi aynı odada karşılıklı iki duvara çizdirtiyorlar. Yani iki tane hakikat yok. Bir hakikat var. Biri aklın ifadesiyle, biri vahyin. Ama aynı şeyi söylüyorlar. Felsefede İbn Rüşd'çü, Latin İbn Rüşd'çülüğü denilen İbn Rüşd'çü ekip diyor ki hayır, dinin
Yani dinin birçok hakikati felsefeye aykırı gelebilir. Felsefenin hakikati dine aykırı gelebilir. İki hakikat kabul ederseniz bakın sekülerizm ortaya çıkıyor. Yani biz size karışmıyoruz. Rahat felsefe yapalım diyor. Rahat bilim yapalım diyor. Çünkü kilise diyor ki dünya dönüyor mu dönmüyor mu? Kilise müdahale ediyor. Niye? Çünkü kilise felsefi görüşlerin bir kısmını kendi inançlarıyla uyumlu hale getirmiş. O uyumu bozabilecek olan görüşlere tahammül edemiyor. Zaman. Zamanın başlangıcı var mıdır? Hareket. Devinimin başlangıcı var mıdır? Evren. Evren sonlu mudur, sonsuz mudur? Yani bunlardan yanlış cevap verdiğinizde kafir olabilirsiniz. Çünkü eğer evrenin zamanın başlangıcı varsa o zaman hareketin de başlangıcı vardır. O zaman mesafe ve mekanın da başlangıcı vardır. O halde evrenin de başlangıcı vardır. Yani o zaman yaratma yoktur. Yaratmayı nasıl tanımlayacağız? Yaratma ne? Ex nihilo efendim? Yoktan var etme. Şimdi yoktan bir şey var edilebilir mi? Felsefe bunu kabul edebilir mi? Ya da bilim. Kapalı bir evren kabul edebilir mi? İşte Bruno'yu niye yaktılar Roma'da? Evren sonsuzdur dediği için. Ve dünya dönüyor dediği için. Şimdi dolayısıyla kilise bu konularda felsefeye ve bilime bakışı belli bir kısıtlayıcılık, belli bir disiplin içeriyor. Bu fileskte kilise kendisinin kabullenebildiği bir felsefeyi öne çıkarıyor. Ve oradaki problemleri şey yapıyor. Bir şekilde tartışmış oluyor. Şimdi benim temel tezim kronolojik olarak bu fresk'teki öykünün başlangıcı ve sonucunun olduğunu iddia ediyorum. Bakın bu çok iddialı bir yorumdur. Başlangıç ve son. Oysa bir üçgenin başlangıcı ve sonu olmaz. Yani döner çünkü. Fakat benim iddiam burada bir başlangıç olduğunu, yani şu öbekte, burada da bir sonuç olduğunu söylüyorum. Ve bu başlangıcın miladı da burası. Dolayısıyla Apollon'cu ve Athena'cı akslar bu kronolojiyle uygun. Nedir o? Şimdi bu aksta, yani bu grupta Parmenides, Heraklit ve şey var. Fisagor. Diyebilirsiniz ki ya bu doğru olsaydı, kronolojik olsaydı İbn-i Rüşd'ün burada ne işi var? Şimdi o yüzden bu ders tarihi bir derstir. Tarihsel çünkü yorumlar yapacağım. İki, eğer bura sonuçsa ki sonuca ben Rafael'in kendisi imzayı buraya atmış olmasını bunun bir karinesi olarak zikrediyorum. Kanıtı değil ama karinesi. Zerdüşt'ün burada ne işi var? Şimdi ikisinin de bence açıklaması var. Dolayısıyla felsefe tarihine atıf yapmadan evvel, yani bu Fres'teki ana gerginliği köpürtmeden evvel burada ikonografik olarak eksiklerimizi tamamlamamız gerekiyor. Birincisi bu antik felsefedir. Yani Parmenides, Heraklit ve Fisagor varsa Thales'e, Anaxagoras'a filan gerek yoktur. Onları isterseniz Zenon'u burada ayırın, Epikür'ü burada alın. Ki Epikür de burada, Epikür şeyin sonudur. Antik Yunan felsefesinin sonudur. Yani diyelim ki Platonculuk vardır, Aristoculuk vardır, Epikürcülük vardır. Epikür materyalisttir, unutmayın. Yani Epikür kilisenin sürekli dışında kalmış maddicidir. Ama biz bunlara doğa filozofları diyebiliriz. Fakat bunların hepsi neticede metafizik görüşleri olan isimler. Temelde bu üçü var. Yani Sokrat öncesi, pre-Sokratik
felsefeyi bu üç figürle özetleyebiliriz. Epikür'le bunu tamamlayabiliriz. Zenon'la zenginleştirebiliriz. Buna Empedokles vesaire olup olmamasının doğrudan bir anlamı yok. Ama burası bir başlangıçtır. Buradaki soru İbn Rüşd'ün bu başlangıçta ne işi var? Devam ediyoruz. Bakın şu Alkibiades. Yani buna iki tane yorum yapıyorlar. Biri Büyük İskender diyor filan. Büyük İskender'le alakası yok. Sokrat'ın talebelerden siyasi darbeci. Darbe hükümetlerinde de görev almış. Ünlü Alkibiades. Asil, soylu ve asker. Dolayısıyla Sokrat Alkibiades'le konuşuyor. Bakın kronoloji devam ediyor. Sonra buradan Platon'a geçiyor. Aristoteles'e geçiyor. Şunlar Aristotelesçi. Bakın buraya kinikleri koyuyor. Kinik bütün Platon'a, Diyojen'in Platon'la alay eder. Eline bir yolunmuş tavuk alır. İşte Platon'un insanı tüysüz ve iki ayaklı canlı der, varlık der. Dolayısıyla burada şeyin gerilimi arttırmak bakımından zamansız bir yere koyuyor şeyi. Diyojen'i. Yalnız unutmayın, Diyojen, yani kinikler dilencilik yapardı. Mülkiyetleri filan yoktu. Demin size iki isim söyledim. Aziz Francis, yani Fransiskenler ve Aziz Dominik, Dominikenler. İkisinin de özelliği nedir? Dilenci tarikatlar diye bilinir. Yani onlar İsa'nın mülkiyeti yoktu, malı mülkü yoktu. Bizim de mülkiyet edinmememiz ve dilenerek, dünyaya önem vermeden, bizdeki Cavlakiler, Kalenderiler gibi Anadolu'da da savaş dönemlerinde, siyasi kriz dönemlerinde bütün toplumsal insan bilinci bu tür bir yassımayla ortaya çıkar. Bizde de dilenci tarikatlar vardır ve bugün Anadolu irfanı dediğimiz irfanın temelinde o dilenci tarikatlar bulunur. Melami Meşrep diye bilinen Kalenderiler, Cavlakiler vesaire. Küpe takarlar, boyunlarını halka takarlar, dilenirler vesaire. Fukaha, ulema ve siyaset bunlardan rahatsız olur. Fakat halk her zaman bunların türbesini yapar ve bunlara değer vermeyi sürdürür. Komünel yaşantı biçimleri vardır. Esrarlarını içerler, efendime söyleyeyim. Anadan doğma dolaşırlar filan. Böyle işte ukalai mecanin denen dili tiplemeleri filan genelde bu gruplardan çıkar. Dolayısıyla Aziz Thomas'ın yani Thomas Aquinas'ın ya da işte Albertus Magnus'un, Bacon'ın, Grosseteste'nin o dönemin güçlü zekalarının bağlı olduğu muhakkak bir şey var. Thomas Aquinas Paris Üniversitesi'nde Dominikenleri temsil eden kürsü alıyor. Bunlara papalık üniversitelerde kürsü veriyor. Yani diyelim ki İstanbul Üniversitesi'nde Nakşiler kürsüsü var, Kadiriler kürsüsü var gibi. Bonaventura da Fransiskenlerin temsilcisi olarak ders vermek için bir kürsü hakkı elde ediyor. Ve çok ilginç, aynı gün veriyorlar Tommaso Aquinas ile Bonaventura'ya. O bakımdan burada eğer kilisenin dilenciliğe, kiniklere bakışını dikkate alırsanız burada acınacak bir adam, olumsuz bir figür olarak değil, tam tersine ya böyle bir şey de var denebilecek bir figür olarak Diyojen burada alır. Bakın şu şuradaki el hareketi ve bu el hareketi, biri diyor ki adeta işte ilim irfan burada diyor. Peki bu ne diyor o zaman o da? El hareketine dikkat edin. Hiç tartışılmamıştır. Yani burada ilim mi önemli, irfan mı önemli anlamında? Felsefede felsefi, teorik felsefe mi, pratik felsefe mi? Diyojen'in buradaki pozisyonu pratik felsefenin, yani bir yaşam felsefesi olarak felsefeyle bir teoriya faaliyeti, bir vita contemplativa faaliyeti olarak felsefe arasındaki çelişkiyi gösteriyor. Nedir bu? Bu
BIOS, Theoreticos'la yani Vita Contemplativa, zihinsel yaşamla Vita Activa, fiili yaşam arasında Orta Çağ'da da çok tartışma konusu olmuş. Rönesans'ta da yaşam mı önemli, bilinç hayatı mı önemli arasındaki gerilimi de burada görüyoruz. Yani benim öyle bir şey, Çengelköy'de otururken ben evimin manzarası, bütün boğazı böyle tabak gibi önüme serecek bir şey vardı, manzaram vardı. Böyle bir gün yakmışım cigaramı, çayımı içiyorum, kitabımı okuyorum filan. Böyle Boğaz Köprüsü'nde önümde vızır vızır üstünden arabalar geçiyor. Ya Rabbim sana şükürler olsun dedim ya. Ben burada dedim işte çayım, sigaram, kitabımı okuyorum. İşte zavallılar orada hayatın içinde böyle git gel git gel filan dedim. Sonra düşündüm, dedim ki oradan geçenlerden biri beni görüyor olabilse, yani görebilse, o da şey diyecektir. Zavallı, kitapların içerisinde çürüyor, oysa dışarıda yaşam var. Şimdi biri Vita Contemplativa'dır, biri Vita Activa'dır. Biri bilinç yaşamıdır, zihinsel yaşamdır. İşte buradaki ayağı niye böyle üzerine iki hafta uğraşırsın? Ya şimdi bak, niye ayağı böyle? Yani bu dikkat ederseniz sanki buradan bu tarafa doğru bir işaret mi, değil mi filan sallıyorum tabii. Bunun üzerine 3 ay verdim arkadaşlar. 20 yıl sonra keşfettim ki hiçbir anlamı yokmuş. nitekim öyle olmuştu. Bir eski bir çalışmamda Ernest Renan'ın bir İslam ve bilim üzerine bir konferansı vardır. Çok ünlü. Ben de bunun üzerine 2 cilt çalışmıştım, yazmıştım ama yayınlamadım. Orada konferansın verildiği tarihle yayınlanma tarihi arasında bir problem var. En büyük otoriteler 29 Mart 1883 diyor, bazıları 30 Mart 1883 diyor. Ben uğraştım, uğraştım, uğraştım. En sonunda şöyle 3-4 sayfa bu konudaki otoritelerin görüşlerini ele aldıktan sonra ve şöyle bir laf ettim. Dedim ki, bizim kanaatimize göre, tabii ki bu konudaki asıl belgelere, Journal de Débat gazetesinin orijinalini de o sırada Paris'ten bekliyorum gelmesini. Fakat yok, yani gazete gelse orada yazacak. Ben de ona göre söyleyeceğim zaten. O kadar uzatmama gerek yok ama ben de henüz daha orijinal gazeteye ulaşamadığım için dedim ki, yaptığımız incelemelerin sonunda anlaşılıyor ki bizim kanaatimize göre bu konferans 29 Mart 1883'te verilmiş. 30 Mart 1883'te de Journal de Débat gazetesinde yayınlanmıştır diye düşünüyoruz. Tabii ki bu konudaki belgeler ortaya çıkana kadar filan dedim. Hakikaten de birkaç ay sonra gazete geldi, benim tahminim doğru çıktı. Onu da ikinci yazdığım bir makalede, dipnotta, bunu daha evvel söylemiştik filan diye. Şimdi ben tabii o yazdığım yazıyı arkadaşlara okutuyorum. Bir tanesi şey dedi. Ya hocam bir şey soracağım dedi. Fakat ben 3-4 sayfa tartışmışım. Büyük büyük. Ya 29 Mart olsa ne olur dedi. 30 Mart olsa ne olur. Şimdi yemin ediyorum hiç benim aklıma gelmedi. Dedi ki bir gün oynuyor hocam dedi ya. Bir gün oynuyor. Yani konferansın verildiği tarihi bir gün oynuyor. O an böyle yani kendimi nasıl hissettiğimi hakikaten ifade edemem. Hızlıca bir düşündüm. Yani ben niçin hakikaten bir gün fark ediyorsa aylardır ve işsizdim o zaman. 9 ay bu konuyla uğraşmıştım. Ve eski eşim Renan isminden nefret ederdi. Yani hakikaten gece gündüz bu konuyla uğraştım ve o önemli bölümlerinden bir tanesi. O güne kadar 3 reddiye biliniyordu. Ben 12 reddiye tespit etmiştim filan. Fena bir çalışma değildir. Yani aşılamamıştır ama tabii ki. Sonra şöyle düşündüm. Niye ben
bir günü bu kadar önemsedim. Eğer o bir günü önemsemesem, zaten hiçbir şeyi önemsemem. O öyle bir ölçüttür ki o bir günde titizlik eden zeka, daha yani o titizliği hak eden konulardaki da çabasını sürdürür. Eğer oraları önemsemezse birçok şeyi önemsemez. Ben hayatımda bunu yapamadım. O bir günleri önemsemeyi hep sürdürdüm. Ama bu bir tür vita contemplativa'dır. Bios teoretikostur. Yani zihinsel. Çünkü burada yaşıyorum. Ben yorulmuyorum ki. Beni seyreden yoruluyor. Ama ben yorulmuyorum. Şimdi Diyojen'in buradaki mevcudiyeti aslında bios teoretikosun vita activa ile çelişkisini gösteriyor. Yani kendisi yaşamın içinde ama bu keratalar neler yazmış? Benim rahmetlinin söylediği gibi modunda. Şimdi burada da zaten hangisi önemli tartışması var? Şunlar Aristocular. Bunun Plotinus olduğunu varsayıp varsaymamak önemli değil. Ama kronolojik olarak felsefe tarihi böyle başlıyor, buradan geliyor ve burada bitiyor. Bakın son noktada da Rafael'in kendisi var. Bunu nereden çıkarıyorsunuz? Çok önemli. Birincisi bu üç filozof, Platon, Sokrat öncesidir. Buradan Sokrat'a geliyoruz. Öklit'le, Öklit milattan önce 300, Aristo'dan sonra İskenderiye filozofu. İkincisi Batlamyus. Batlamyus da milattan sonra 160'lar filan, yani 400-500 yıl sonra. Yalnız çok az kişi bilir, Latince nüshasında Fisagorian Öklit diye basılmıştır elementler. Ama buna rağmen Öklit Aristoteles şeyindendir, damarındandır. Batlamyus'un El Majesti astronomi kitabının girişinde zaten Aristo'ya övgü vardır ve kendisinin felsefesi Aristotelesçidir. Ve Aziz Tomasso, yani bu çok önemli, Dominik tarikatının baş figürü Aziz Tomasso, Aristotelesçiliği Hristiyanlıkla en üst düzeyde uzlaştıran isimdir. O yüzden kilise aynı zamanda Aristotelesçidir. Çok ciddi yasaklamalar yapmış olmasına rağmen. Şimdi burada konuyu biraz merkeze alacak bir iki ayrıntı daha vereceğim. Şimdi biraz büyütelim. Platon'la Aristoteles'e. Hatta bir tane şeyimizde, fotoğrafımızda vardı, ona odaklanmış ama. Bakın bak şurada, evet. Şimdi bakın burada ilk bakışta fark edemeyeceğiniz, belki ben söylemeseydim çoğunuzun dikkat etmeyeceği bir ayrıntı var. Yani ne görüyorsunuz burada? Önce onu sorayım. Tamam, onlar geçelim. Onlar bir tanesi Timaeus, bir tanesi Etika. Bir tanesi göğü gösteriyor, biri yeri gösteriyor. Evet, biri yalın ayak, biri sandaletli. Ya tamam, önceki derslerden kopya çekiyorsun. Başka? Şimdi bakışları birbirlerine baktıkları düşünülüyor. Şimdi bakın şu ayağı görüyor musunuz? Nasıl duruyor? Evet. Bu hiç fark edilmemiş konulardan biridir. Platon yürüyor. Sağ ayağı önde, sol ayağı kalkmış. Şimdi bu çok önemli bir ayrıntı. Niye?
Aristoteles felsefesinin adı peripatetik felsefedir. Yani Arapçası meşşailer, meşşaun denilen, meşşaun denilen ya da yürüyenler felsefesidir. Fakat pek bilinmeyen bir ayrıntı daha vereyim. Platon içinde meşşayı peripatetik denir. Çünkü bu adamlar sadece felsefe yaparak ruha değil, hareket ederek bedene de değer vererek kemale ulaştıkları anlamında Platon'la Aristoteles'le yürüyerek ders verirlermiş. Genelde meşşai felsefe deyince herhangi bir felsefe tarihini açın, Aristotelesçilik diye yazar. Oysa klasik bizim tabakat kitaplarında bile Platon için hep yürüyerek ders verirdi. Meşşaidi denir. Yürüyücüdür. Burada meşşailik yani peripatetik olmak Platon'a düşüyor. Şimdi bu bence fena bir yorum değil ama vasatın altında. Burada hiç fark edilmeyen bir şey var. Yani ben yazılı hiç okumadım. Bir analiz okumadım yani bu konuda. O yüzden bu analizin bütün sorumluluğunu üstlenerek söylüyorum. Sadece fiziksel olarak bir şey yapacağım. Şimdi yürüyorum. Yürürken beden hareketime, bacak hareketime bakın. Yani bir insanın, tabi bunu hayal de edebilirsiniz. Ben biraz şeyi seviye düşürüyorum, farkındayım. Bakın yürürken, değil mi? Ne oluyor? Evet. Şimdi büyükçe bir kitap var mı? Var. Şimdi bakın hiç fark edilmemiş bir şey söyleyeceğim. Fark edilmişse bile yazılı olarak görmediğim. Şimdi bir adam Platon'un Aristoteles'e bakın. Sağ ayak önde, sol ayak geride. Sağ ayak biraz geride, sol ayak sola bakıyor. Yürüyen bir adamın ayağı olabilir mi bu? Peki, bakın sol ayağı şöyle yapıp kitabı da buraya koysam yürüyor olabilir miyim? Bacağı kitap konduğunda bu bacağın hareketini engelleyen insan böyle yürüyemez. Dolayısıyla Aristoteles burada ne yapıyor? Şimdi benim temel iddiam el duruşlarını yorumlamak kolay. Yani Platon ve Aristoteles üzerine ortaokul düzeyinde bir şeyler okumuş biri bile buradan bir iki anlam çıkarır. İlk akla. Biri ideler alemini işaret ediyor. Biri gerçek alemi işaret ediyor. Birinde ideler, tümeller hakikattir. Asıl tözler onlardır. Hayır, töz cevheri ferttir. Bireysel tözlerdir ve dış dünyadaki bütün var olanlar bireysel tözdür ve tüme varımla onlardan hareketle hakikate ulaşabiliriz. Yani hakikate çıkılabilir. Aşağıdan, doğadan çıkılabilir. Ya da etikayı koyduğu için etikayı niye koyuyor? Latince'deki etika tercümelerinin hikayesini bilmeniz lazım. Vaktimiz yok, anlatamam. Timaeus'a gelince Timaeus Batı'da Platon'a ait olarak bilinen, 4. yüzyıldan beri bilinen tek metindir. İncil'den sonra Timaeus gelir. Burada gerçek Hristiyan Platon'dur. Onu söyleyeceğim. Niye? Bu ruhun ölümsüzlüğünü savunur. Ötekisi ruhun ölümünü savunur. Filan. Dolayısıyla size Tommaso Aquinas'ın en yakın arkadaşlarından biri Möbertli William, Platon'un şeylerini, Nikomakos'a etikasını, yani bu kitabı Yunanca'ya çevirdi, Latince'ye çevirdi ve şerh etti. Robert Grosseteste de Fransızkendir ama Platon'un, Aristoteles'in Nikomakos'unu şerh etti. Timaeus çok önemlidir. Platon Akademisi kurulmuştur Floransa'da. Ficino, yani İstanbul'dan kaçan bazı alimler vardır. Biri Platon diye bilinen,
Georgias, Gemistus, Platon ile Besarion, iki Bizanslı alim, İstanbul alimi. Bunların ikisi de Floransa'ya gitmiştir. Dinler arası diyalog o zaman başlamıştır bir anlamda. İstanbul'a saldırı olacağı biliniyor, Türklerin saldıracağı. O yüzden Floransa'ya gidiyorlar, orada kalıyorlar ve orada Platon Akademisi'ni kuruyorlar. Ve Platon'un eserleri Yunanca'dan Latince'ye çevriliyor. Dolayısıyla Ficino'nun Floransa'daki Platon Akademisi'nin faaliyetleri olmadan, onları göz ardı ederek Timaeus'un oradaki şeyini, önemini tartışamayız. Ama asıl dikkatinizi çekmek istediğim şey, bir taraf yürürken bir tarafın duruyor olması. Bakın şu duruş duruyor mu sizce? Ne dedik? Yürümüyor, duruyor dedik. Çünkü kitap buradaysa zaten bakın şu hareket, şu hareket yürümeyi engeller. Ancak eğer dikkatli bir şekilde bedeni doğru yorumlarsanız sanki şöyledir o şey. Üstad Platon şeyin hocasıdır. 20 yıl talebelik yapmıştır Aristoteles Platon'a. Yürüyor, üstad anlatıyor filan. Aristoteles'in beden hareketine, bedenindeki gerilime iyi dikkat edin. Bir de hop bir dakika hocam o kadar da değil der gibi ani bir duruşu gösteriyor. Yani bu biri duruyor heykel gibi, biri yürüyor değil. İkisi de yürürken anlıyoruz ki bakın Platon'un kendimi kaptırınca onlara sarılmak geliyor. Platon'un elindeki kitap hep buradaymış zaten. Rahat, o hiç şey yapmıyor. Bir yandan konuşuyor, bir yandan gidiyor. Ama Aristoteles'in kitabı niye burada? Ya sol ayağında. Anlıyoruz ki eğer biraz daha metin bilginizi, bakışınızı terbiye ederseniz göreceksiniz. Şu anda tabii çok şişman gözüküyorlar o bizim büyütme işlemimizden dolayı. Etika Aristoteles'in koltuk altında duruyormuş. Yürürken bir dakika hocam deyip kitabı koltuk altından bacağının üstüne koymuş olduğunu, dolayısıyla Raffaello'nun çok müthiş bir hareketle ayakların devinimine de bakın. Platon'un koltuk altından kitabı çıkarıp, daha doğrusu kitapla birlikte onu durdurduğunu yani Platon'u da durdurmak istediğini anlıyoruz. Dolayısıyla burada Platon'un elindeki kitap gibi Aristoteles'in elindeki kitap da koltuk altında duruyordu. Belki iki dakika evvel. Bir dakika evvel. Aniden, çünkü bu bakın bu yürüme hareketi devam ediyor. Aniden durmasının sebebi, bakın beden gerilimine dikkat edin, bakın. Şuraya da bakabilirsiniz. Bakın ayağın hareketine, şu kıvrımına bakın. Bu ani bir durma hareketidir. Yani hocam fazla uçmayalım anlamına gelebilecek. Birse bakışlarına da dikkat edin bu arada. Tabii kol hepsi, tamamen yani bir dakika bakın bu el bile hakikat yerdedir mi diyor. Bir dakika hocam buraya kadar mı diyor. Şimdi bunu temellendirebilmek için biraz geriye çekilelim. Tekrar Atina okuluna dönelim. Yolun sonunda ne var? Ya bak yolun sonuna gelmişler. Yani affedersin. İlerleyebilirler mi? İlerleseler nereye ilerleyecekler? Aşağıda ne var? Başlangıç var. Oysa onlar ileride olması lazım. Yani başa dönmüş olurlar eğer devam ederlerse. Yani onlar zirvede. Onların yol bitmiş artık, Platon ve Aristoteles'in üstüne çıkılabilir mi? Çıkılamaz. Şimdi Platon'la Aristoteles arasındaki, yani Platoncularla Aristotelesçiler arasındaki ciddi kavgayı fark etmeden
bu şeyi yorumlayamayız. Burada muazzam bir çatışma var. Platon'la Aristoteles arasında. Dolayısıyla bunlar Platon'u temsil ediyor, bunlar Aristo'yu temsil ediyor filan diye bu üçgenin iki alt köşesinin burayla alakası yok. Bunlar aşılmış durumda. Bunlar geride kalmış, Sokrat'la gidiyor. Burada Platon, Aristo ve şurada yol bitiyor. Buradan bunu Aristoteles'in takipçileri buraya geliyor. O yüzden Rafael'in burada yer alması tek başına olsaydı tam bir imza olabilirdi. Ama yanında biri daha var. Gelelim oraya. Bak kim bu? Bu da bir ressam. Niye iki ressam oraya koydu? Felsefenin bittiği yerde sanat başlıyor da ondan. Yani kronolojik olarak aslında felsefenin bittiği yerde duruyor iki ressam da. İkisi de ünlü, yani oradaki Rafael'i temsil etmiyor ressam. O Aples'i temsil ediyor. Yani Yunanlı ressam, ötekisi Protogenes'i. Biri kendisini figür olarak, model olarak kullanıyor. Birinde de Il Sodoma diye bir ressam var. O ressamın model olarak kullanıldığı rivayet ediliyor. Şimdi dolayısıyla burada felsefe tarihinin ilerleyişini görüyoruz biz. Yani bu ilerleme soldan başlıyor, böyle devam ediyor, buraya iniyor. Bunlar inemez aşağıya. Aşağıda bak ne bekliyor onu? Gelecek. Şimdi ama soru Zerdüşt niye burada, İbn-i Rüşd niye burada? Şimdi oradan gördüğünüzü varsayıyorum, artık hafızanızı görüyorum. Ne var elinde şey? Fisagor'un defter, kalem var, bir tüy kalem. Şu öteki elinde hokka olacak, tam burada gözükmüyor. Peki Parmenides'in? Yine bir defter. Heraklit'in? Bak burada kasesi var ama bak elinde kağıt var. Öklid'in elinde pergel var. Batlamyus'ta küre var. Bak şunlar yazıyor. Değil mi? Bak Aristoteles'in elinde ne var? Kitap var. Platon'da ne var? Kitap var. Gel bakalım. Şu dur. Şu Sokrat elinde ne var? Hiçbir şey yok. Neden? Çünkü hafızasından ve ellerinden başka hiçbir şey yok. Felsefe yapabilmek için Sokrates bir tür Diyojen'in başka bir versiyonu olarak Sokrates ellerinden ve yüzünden hafızasından, belleğinden ve dilinden ya da dilinden ve elinden başka hiçbir şey yok. Şimdi biraz yakından baksanız, bunu internette iyi bir çözünürlüğü güçlü şeylerden, görüntülerden hareketle takip edebilirsiniz. Kaşları böyle çok çatıktır Sokrates'in. Ve sinirli bir şekilde böyle yapar. Ne, el hareketini fark edebiliyor musunuz? Ne yapıyor? Bazıları diyor ki üçlemeye işaret ediyor. Baba olur, oğul, Kudüs diye. Oysa dördüncü parmağına, yüzük parmağına dokunuyor. Bakın 1, 2, 3 bakın. 1, 2, 3, 4. Ne yapıyor sizce? Sokrat'ın kendi kitabı yok. Sokrat hiç yazmadı. Sokrat'ın felsefe yapma biçimi diyalektikti. Diyalektikte Sokrat'ın ben yazdım kardeşim alın okuyun diyebileceği bir dogması yoktu. Sokrat için bildiğim tek şey varsa hiçbir şey bilmediğim diyen bir adam olarak Sokrates hakikatin seçeneklere ait olduğunu söyledi. Bak ya bu, ya bu, ya bu. Böyleyse bundan, böyleyse bundan, böyleyse bundan. Ya da bundan değil, bundan değil, bundan değil. Her şeyi tartışabiliriz. Her şeyin farklı seçenekleri var. Yani kemale ermiş, tamamlanmış
sistemci bir filozof dediğimiz, Platon'da da aslında yoktur ama Aristoteles'te vardır, Hegel'de, Kant'ta vardır. Sistem kurucu filozoflar vardır. Fakat Sokrates bir sistem kurmuyor. Sokrates bütün yalınlığı içerisinde hakikatin senin söylediğinin olmayabileceğini ispat ediyor. Sokrates'in yapmadığı tek şey, felsefe yaparken yapmadığı tek şey hakikat budur demektir. Sokratçı, Sokratesçi felsefenin hakikat iddiası, felsefe yapma tarzı hep şudur. Bu söylediğin hakikat değil. Yani gel araştıralım. O zaman bu olabilir, o zaman bu olabilir. Dolayısıyla şimdi tekrar eski moda gelelim. Sokrat burada pre-sokratik filozoflardan sonra felsefenin henüz dil ve elle çalıştığı, kalemden ziyade bunlar aslında gerçek, ne Parmenides'in kitabı elimize şey yaptı, fragmanları şiir halinde gelmiştir. Bunlar aynı zamanda şeydir. Fisagor'un da böyle bir defteri, kitabı filan gelmedi ama görüşleri geldi. Çünkü Fisagor da bir tarikat lideriydi. O yüzden Fisagor Vita Contemplativa ile Vita Activa'nın birleşmesini sembolize eder. Fasulye yemezler, işte horoz bilmem ne yapmazlar filan. Çok ilginç tarikat kuralları vardır ve siyasi, masonik bir örgüt olarak çalışmışlardır. Darbe marbe filan işlerine tabii şeyde Güney İtalya'da öldürmeye çalışmış, çoğunu öldürmüşlerdir falan filan. Şimdi dolayısıyla Sokrat burada hakikati bir kitaba, bir duruşa indirgeyemiyor. Hakikatin ne olup olmadığını tartışıyor. Sokrates bir süreci, bir tavrı sembolize ediyor. Ama bakın Platon'a geldiğimizde hakikatin nerede olduğunu biliyor. Hakikat yukarıda, aha delili de burada. Aristoteles'e geçiyoruz, o da bak gayet biliyor. Hakikat orada değil, burada. Aha delili de burada. Sokrat'ta bak yok, el var, sadece el. Bir de dil, konuşuyor. Ama Sokrat negasyonun filozofudur. Yatsır, olumsuzlar. Bu değil, hakikat bu değil. O zaman ne? Gel beraber aramaya devam edelim. Ama bak bunlar bulmuşlar. O yüzden zirvedeler. Ve nerede olduğunu da biliyorlar hakikaten. Çok kolay bak. Ya da bak. Aa kitap da burada. Yaldım. Şimdi buradan iniyoruz. Bakın şurada bir tartışma var. Bu önemli. Bunları saymıyoruz. Bunlar biraz sizi sembolize ediyor. Heyecanla. Bu şu saydamı andırıyor bana. Bu size böyle bakıyor işte. Arın böyle yazıyor ediyor. Biraz saydamla ya uğraşma bunlarla diyor. Şimdi buraya gelelim. Sağ köşeye. Şimdi burada Öklit var. Öklit Atenacı şeyde, Aks'ta ve Fisagor'un karşı kutbunda. Çünkü Fisagor aslında aritmetikçidir. Yani Fisagor için hakikatin ölçüsü sayıdır. Geometride hakikatin ölçüsü ölçüdür. Biri miktar, biri adet. Dolayısıyla Öklit yine Öklit'in kitabı Aristotelesçi bir metin olarak okunmuştur. O yüzden Aristotelesçiler için de kutsal metin olarak kullanılır. Ama bir sayı mistizmi, Pitagorasçı bir hermetik sayı mistizmi geometride sayılarda olduğu kadar kullanılmamıştır. Yanında Batlemyus dediğim gibi şu küreyi incelerseniz yakından baktığınızda görürsünüz. Bu küre bir coğrafya, yer küredir bu. Bu gök küredir. Gök küreyi niçin Zerdüşt'e veriyor? Sanatta simetri önemlidir. Özellikle Rönesans sanatında, klasik sanatta. O bakımdan İbn-i Rüşt'e karşılık Zerdüşt'ün doğulu bir figür olarak burada almasının sebebi çünkü Zerdüşt
Fisagor'un çağdaşı, hatta Fisagor'la Zerdüşt'ün arkadaş olduğu söylenir. Ve Latince'de birçok kitap var. Vita Fisagoras diye. Fisagor'un yaşamı diye yayınlanmış eski Latince, hatta Yunanca'dan gelen kitaplar vardır. Fisagorculuk, hümanist felsefeye, Rönesans felsefesinin temelinde yer alır. Yani oraya pek tabloya, şey, freske bağlı olduğumuz için açılamıyorum. Ama Zerdüşt kronolojik olarak Fisagor'un yanında yer alması gerekirken, Fisagor burayı dengeliyor ama Zerdüşt de burayı dengeliyor. İbn-i Rüşd en sonda yer alması gereken İbn-i Rüşd en başa itilmiş. En başta yer alması gereken Zerdüşt en sona konmuş. Benim kronoloji iddiamı zayıflatabilecek gibi görünen en önemli çelişki metnin ikonografik ve ikonolojik, yani hem fenomeni hem özüyle çelişiyor gibi gözüküyor. Çünkü ben bütün yorumlarımı buradaki bir kronolojinin varsayıldığını öne sürerek temellendiriyorum. Benim yorumum, dediğim gibi sorumluluğu bana ait, bu kronolojiye ve bu plana, yani yapıtın planına da aykırı olan İbn-i Rüşd'ün burada yer verilmesi. Bir şey söyleyebilirim. Burada yer alan figürleri konuşuyoruz ama olmayanı konuşmuyoruz. Burada ne yok? Burada aynı tarihte, bu freskin yapıldığı tarihte Batı dünyasında bir kitap yayınlanıyor. Kitap İbn Sina'nın El Kanun Fit Tıbbı'nın Latincesi. Ve hemen girişinde bir gravür yer alıyor. İnternete girseniz oradan, İnternete girseniz orada o gravürü bulursunuz. Aynı tarih, 1510'da basılıyor kitap. Yani bu freski Raffaello boyarken o kitap basılıyordu, basılmıştı. Kitabın önünde üç kişi var. Bir ortada, aynı oda bir üçgen, bir sağında bir solunda iki kişi var. En ortada olan kişinin başında bir taç var. Bakın burada henüz yorumlamayı yani emin olmadığım için boş bıraktığım şey, Batlamyus'un başında niye taç var? Batlamyus'un yüzü bize dönük değil, bakın. Arkası bize dönük. Bunu şey diye açıklıyorlar. Batlamyus'un hiçbir heykeli meykeli günümüze, o döneme ulaşmadığı için, yüzünü çizmemek için arkasından resmetmiş. Ama şu taç boşlukta kalıyor. İkonografik bir boşluk. O El Kanun Fit Tıbbın teki üç kişiden başında taç olan ve ortada biraz yüksekte yer alan kişi Avicenna, İbn Sina'dır. Sağındaki Hipokrat'tır, solundaki Galen'dir. Şimdi burada Hipokrat'ta Galen niye yok? İbn Sina yok. Tamam. Çünkü İbn Sina tam olarak şeye sokulmuyor diyelim. Şey niye yok? Hipokrat niye yok? Galen niye yok? Şundan dolayı, tıp bir sanattır. Bir ilim, felsefi bir ilim değildir. Benim kanaatim, tıpla felsefe arasındaki kavganın bir yansıması olarak buraya tıp ve felsefe ilişkisi bağlamında bir figür sokulmamıştır. O yüzden Hipokrat'la Galen, dolayısıyla İbn Sina, ki onların en büyük temsilcisi, takipçisi, bu şeyin
resmin dışında bırakılmıştır. Gelelim. Ne kadar vaktimiz var? Bitti mi? Öyle mi? Oo. İbn-i Rüşd'ün buraya konmasının sebebi benim yorumuma göre bir hakaret amacı taşıyor. İbn-i Rüşd, onu müstakil olarak incelemek lazım. İbn-i Rüşd, Hristiyan dünyasında 12. yüzyılda başlayan Toledo'da, Sicilya'daki Arapçadan Latince'ye yapılan tercümelerle birlikte kitapları Batı'da en çok okunan, ama bu önemli değil o kadar, en çok takipçisi olan filozoftur. Kilise karşıtı laik, bakın bu çok önemli, Batı'da Hristiyanlıkla arasına mesafe koymak isteyenlerin takip ettiği, daha özgür düşünceli ilim adamlarının önemsediği bir şeydir. Fakat Aristoculuğun en keskin temsilcisi olarak defalarca yasaklanmıştır. Bir sürü İbn-i Rüşdçü'ye rağmen. Hatta o Siga de Brabant adlı ünlü Belçikalı filozof bir sürü cezalara filan yapılmış, sürgün edilmiş, sonra da öldürülmüştür. Birçok kişi yakıldı, edildi filan. Orada felsefe bir anlamda bugün felsefe deyince nasıl biz ne anlıyor bizim dindar halkımız? Gavur anlıyor. Yani o felsefe deyince Batı anlıyor. Yabancıyı anlıyor. Felsefeyi evrensel bir değer olarak görüyor mu? Hayır. Kendi değerlerinin yıkımı olarak algılıyor. O dönemde Batı Endülüs'tü. Batı'daki Hristiyan din adamları bizim şimdi ki din adamlarımız gibi felsefe deyince Hristiyanlığı yıkıma uğratacak temellerini, ki doğru, böyle yıkıcı bir tarafı vardır bilim ve felsefenin, yıkıcı bir faaliyet olarak görüyor ve bu entelektüel güç Müslümanların elinden geliyor Hristiyan dünyasına. Dolayısıyla felsefe ile Müslümanlık orada birleşik olarak algılıyorlar. O yüzden İbn-i Rüşd'te ki en büyük Aristotelesçi, söyledim, Tommaso Aquinas'tır. Özelliği nedir? Tommaso Aquinas madem Aristotelesçi, niye İbn-i Rüşd'ü yasaklıyorlar? Ki İbn-i Rüşd'le birlikte Tommaso Aquinas'ın fikirleri de yasaklanıyor önceleri. Sonra yavaş yavaş Tommaso Aquinas meşrulaşıyor. Nasıl meşrulaşıyor? Çünkü Tommaso Aquinas Batı'daki en büyük Aristotelesçi. İbn-i Rüşd de İslam dünyasındaki en büyük Aristotelesçi. Çünkü Tommaso Aquinas Aristoteles'i doğru anlamadın sen deyip İbn-i Rüşd'e eleştiri yazıyor. Summa Gentilas'ında. İbn-i Rüşd'ün burada Fisagor'un arkasına konmasının sebebi İbn-i Rüşd'e, çünkü Batı'da iki tane bir Platoncular var, bir Aristotelesçiler var. Bazıları Aristoteles'i esas alıyor, Platon'dan yararlanıyor. Bazıları Platon'u esas alıyor, Aristoteles'ten yararlanıyor. Ama ikisinin de temelinde kim var? Dominikenlerinde, Fransiskenlerinde, Bonaventura'nın da Thomas Aquinas'ın da temelinde kim var? İncil diyemezsiniz. Sen Augustinus. Yani Aziz Augustinus Platoncuydu ve Aziz Augustinus Platonculuğunun üzerine Aristo'yu inşa ediyordu Dominikenler. Biraz Aristo'dan yararlanarak yine Aziz Augustinus'un üzerine Platon'u yeniden rapte ediyorlardı. Dolayısıyla Fransiskenler'de, Dominikenler'de aslında Aristoculuk ve Platonculuk yaparken temelde kilisenin bütün düşünsel
ve felsefi temelini oluşturan Aziz Agustin'e dayanıyorlardı. İbn-i Rüşd olmayan oydu. Yani İbn-i Rüşd de demek istiyor ki, benim kanaatim buradaki zatın espri yeteneğiyle alakalı bir hakaret bu. 27 yaşındaki Raffaello bunu akıl edemez. İbn-i Rüşd de diyorlar ki sen de şu kısım yok. Sen git en baştan başla. Sen dolayısıyla biraz büyüt, yani küçült. Biraz da yani tamamını görelim. Şeyin burada yer alması lazımdı İbn-i Rüşd'ün. İbn-i Rüşd ise bak Aristotelesçi bunların hepsi. İbn-i Rüşd bunların hepsinin yani tabii temelinde Öklit ve Batlamyus ondan önce ama bunun felsefi yorumunu yapan adam İbn-i Rüşd'dür. En büyük Aristoteles şarihidir. Nereden biliyorsunuz? Yazdıkları kitaplardan biliyoruz. Yani Thomas Aquinas'ın hangi kitabını açarsanız açın Türkçe'de bir tane kitabı var. Bak İbn Sina ve şarih demeden, komentatör demeden bir tek kelime ediyor mu? İbn Rüşd'ün adını bile anmaz. Şarih der. Yorumcu der ki, yorumcu der ki. İbn Sina der, yorumcu der. İbn Sina der, yorumcu der. Yorumcu kimdir? İbn Rüşd'dür. İbn Rüşd'ü okumadan Aristoteles'e Batı entelektüel zemini irtibat kuramazdı ki. Yani normal olarak Türkiye'de herhangi birinin eline verin bakayım Kant'ı, Hegel'i anlayabilecek mi? Önce Kantçıları okuması lazım. Hanefiler olmadan Ebu Hanife'yi anlayamazsın. Yani direkt ben Ebu Hanife'den başlayacağım da hiçbir şey anlayamazsın. Onun yorumlarından başlanır. Dolayısıyla Batı doğrudan Aristoteles ve Platon metinlerini yorumlayacak altyapıdan mahrumdu. O altyapıyı nereden alacak? Onların yorumcularından aldı. Kimdi onlar? İbn Sina'lar, İbn Rüşd'ler vesaire. Dolayısıyla burada kilise demiş oluyor ki bu iki şahıs bizim için de muhteremdir, mübarektir. Ama İbn Rüşd gibi kafirlerin onun yorumlarına itibar etmiyoruz. Çünkü İbn Rüşd Pitagorasçı, Platoncu bu geleneği bilmiyordu. Sadece buradan başladı. Platon, yani İbn-i Rüşd'ün başlangıç noktası Aristoteles'ti. İslam dünyasında bile öyle algılanmıştır. Yani İbn Haldun bile der ki İbn Sina ara sıra Aristoteles'i eleştirir. İbn Rüşd asla eleştirmezler. İbn Rüşd'ün başlangıç yeri şurası olması lazım. Yani burası. Çünkü bunu esas alıyor. Ya da şurası fark etmez. Rafael'in olduğu yer olsun. Ona demiş oluyor ki sen burayı yorumlayamıyorsun. Çünkü Aristoteles'in hocası Platon'u, onun hocasını ve onların temelini bilmiyorsun. Ey Arap sen en başa birinci sınıftan başlaman lazım. Bu çok öznel bir yorum gibi görünüyor ama benim kanaatim İbn-i Rüşd'ün şuradaki şahsın İbn-i Rüşd olduğu konusundaki genel yargıyı doğru kabul ederek doğru olması halinde İbn-i Rüşd'ün burada yer alması bu paradigmanın bir bölümünü, Platoncu kısmını dikkate almadığının varsayılmasıdır. Buna mukabil Zerdüşt'ün buraya konması, Zerdüşt'ün küresi astronomi küresi kadar astroloji küresidir. Dolayısıyla kilisenin evren anlayışıyla uyumlu bir şekilde eğer bu da Zerdüşt ise tabii. Yani burada ikonografik şeylerin kanıtlandığını varsayarak bu yorumu yapıyorum. Eğer bu Zerdüşt ise Zerdüşt'ün elinde gök küresi var. Bu kilisenin astrolojiye, Rönesans'ın astrolojiye verdiği değerle şeydir. Uyumludur. Belki son bir şey de şunu söyleyebilirim. Platon'la Aristoteles büyük bir ayrımın, yol ayrımının iki ucudur. İslam dünyasının felsefe tasavvuruyla bu felsefe tasavvuru hemen hemen aynıdır. Çok büyük, yani bir Müslüman bir minyatür çizseydi buna yakın çizerdi. Yani
felsefe tasavvuru, Hristiyanlığın felsefe tasavvuruyla İslam'ın felsefe tasavvuru zannedildiği gibi birbirinden ayrılmaz. Yani çok karşıt değildir. Çünkü biz zaten felsefeyi Hristiyanlardan öğrendik, Süryanilerden. Sonra Latinlere biz öğrettik. Ama neticede yorumlanmış bir felsefe aldık. Onu kendi değerlerimizle harmanlayarak tekrar Batı'ya öğrettik. Ama Batı'nın da felsefe tasavvur İslam dünyasından bir adım ileri gitmiyordu. Ne zamana kadar? Descartes'a kadar. Yeni çağla birlikte her şey değişti. Kopernikler, Kepler'ler, Tycho Brahe'ler, Descartes'larla birlikte yepyeni bir dünya ortaya çıktı. Ve o dünyada bu felsefe tasavvuru, İslam felsefe tasavvuru da, İslam'ın Yunan felsefe tasavvuru, bilim tasavvurunu kastediyorum, birlikte çöktü. Niye? Bu felsefe tasavvurunda dünya dönüyor mu, duruyor mu? Duruyor. Bu felsefe tasavvurunda dünya sonlu mu, sonsuz mu? Sonlu. Bu dünya tasavvurunda insanın kanı deveran eder mi? Etmez. Çünkü Harvey, kan dolaşımı. 1628, 1541, Kopernik. Arkadan Galileler. Yani bütün bilinci, Batı bilinci, Rönesans bilinci yüksek bir Aristo düşmanlığı üzerinden bir tür Platonculuk yaparak modern bilimi ortaya çıkarmıştır. Bunun sonuçlarını tabii uzun uzun tartışmak isterim. Ben bir şekilde bunu tartışıyorum ama vaktin sonuna geldiğimiz için bu ayrıntıları biraz size bırakıyorum. Sadece burada bir şey söyleyeyim. Platon'la Aristoteles arasındaki bütün karşıtlık, beden dili, kıyafetleri mesela söylemedim. Biraz şunu bir büyüt. Son hızlıca bir ayrıntıyı unuttuğumu fark ettim. Kıyafetler değil mi genel olarak? Şimdi bu Yunan ve Roma kıyafetlerinde iki parçalı giysi vardır. Bak dikkat edersen şu merkeze gel. Şey o küçük var ya, o küçüğü getirsen yeter. Evet şu. Plato. Yok bir gel sola gel. Evet. Şimdi buna kiton denir. Dış giysidir. Bak bu da kiton. Bu iç imation denilen bir iç kıyafet vardır. Şimdi burada bir iki ayrıntı vereyim. Bakın hiç süsleme yoktur. Bir şu kurdele vardır. Ama dış giysisi boldur. Ve daha large, daha kendinden emindir Platon. İç giysisi de keza. Yani kiton da şeydir, dikişsizdir, dikkat edin. Yani çok sıradan, büyükçe, bol bir harmani almıştır. İçinde sadece şey, kurdelası vardır. Ama Aristoteles'e bakın, fistoludur, pillidir. Şeyindeki şeritler bakın çok pahalıdır. Şurası da fistoludur. Dolayısıyla Aristoteles'in kıyafeti çok terzilik ürünüdür ve dardır. Bunu kasten dar yaptığını düşünüyorum. Şeyi de dardır. Bak aşağı düşmüyor. Kitonu aşağı düşmüyor. Bu belini iyi sarıyor ama bakın buna tamamen bol ve şeydir. Bunun Rafael'in aradaki gerilimi arttırmak için dünyaya önemsemeyen, daha bilge bir adam. Bu ise bir Büyük İskender'in danışmanı, bir askeri siyasi danışman, bir bürokrat kıyafeti vermiştir. Nitekim burada Athena vardır. Savaş tanrısıdır Athena ve şeyi de kalkanı ve mızrağı ile birliktedir. Dolayısıyla ikisi arasındaki kıyafet şu ayak duruşlarını güçlendirdiğini düşünüyorum. Bu el hareketiyle Aristoteles'in kıyafetleri bir devlet, bir diplomatın, bir bürokratın tavrıyla halktan bir adamın ki gerçekte doğru değildir ama kilise tasavvurunda böyle düşünülür. İslam dünyasında da böyle zannedilir. Bizde de Eflatun'un ilahi genelde evliya muamelesi görür.
Hakikaten de öyledir. Oysa tam tersine bu darbeci, siyasetçi ve antidemokrat bir toplum tasavvuru olan biridir Platon. Sakatları öldürün filan denilen, çocukların anası babası filan, yani devleti okursanız görürsünüz. Fakat Hristiyanlıkta ve İslam dünyasında Platon tasavvuru böyle değildir. Platon siyasette hiç işi olmayan o Diyojen var ya, ona yakın bir halk adamı olarak algılanmıştır asırlarca. Yani Helenistik yeni Platoncu felsefede öyledir. Buna mukabil Aristoteles Etika'yı alması, Etika ahlak kitabı değildir. Birçok kişi onu ahlak kitabı olarak algılar. Etika aslında Aristoteles'in siyaset kitabının bir parçasıdır. Yani girişinde de bunu anlatır. Bu aslında siyaset bilim kitabıdır. Athena'nın orada yer almasının sebebi Atina, bu ahlakçı, o metafizikçi filan değildir. Onlar hep modern Aristo ve modern Platon yorumlarıdır. Son sözüm şuydu. Aralarındaki bütün karşıtlıkları, kıyafet karşıtlığı, duruş karşıtlığı, hareket karşıtlığı, bakışlar, el vesaire, bütün karşıtlıklar Platon ve Aristotelesçilik arasındaki onulmaz gerginliğin, çatışmayı anlatır çok kibar biçimde. Ama Raffaello, yani ne demektir o? Papa II. Julius bize der ki, ama yan yanalar. Tartışıyorlar, ihtilaf halindeler ama yan yanalar. Bakın burada tek bir Platon, tek bir Aristoteles'in olduğu bir fresk olsaydı, o zaman bütün tablodaki unsurlar değişirdi. Unutmayın, Platon'la Aristoteles kilisenin bakış açısından yan yanadır. Sadece bazen Farabi'nin dediği gibi, Farabi şey der, biz Aristoteles'e mi inanacağız, Timaeus'e mi inanacağız der. Hemen Aristoteles'i yana yer alır ve Platon'u satar. İbn Sina, Platon'un ilkel bir düşünme biçimi olduğunu Aristoteles'in ondan sonra gelmekle daha bilimsel, daha gelişmiş bir evreyi temsil ettiğini düşünür. Yani bildiği Aristotelesçiler, Aristoteles'le Platon çatıştığında Platon'u satarlar, Aristoteles'ten yana yer alırlar. Batı'da önce Aristo'yu satarlar. Çünkü Aristo bilimi temsil eder, Platon inancı temsil eder. Bu aslında Timaeus bir kozmogonidir ve kilise tarafından tamamen onaylanmış bir kozmogonidir. Bir anlamda Bonaventura'dır, bir anlamda Aziz Francis'tir. Bu da bir anlamda Thomas Aquinas'tır. Dolayısıyla ikisi arasındaki karşıtlıklar onların bir arada bulunmasını engellemez. Yani kilise Platon'la Aristoteles'in ayrılmasına asla olumlu olarak hoşgörüyle bakmamıştır. Oysa modern bilim, ki Descartes yapacaktır bunu, Aristoteles'i yerin dibine sokacaktır ve Platon'a dayanarak matematiksel evren anlayışını kuracaktır. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.